Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin. Khatemin nebiyyin ve imamil murselin. Ve ala alihi ve sahbihi men tabi'ahum bi ihsanin ila umiddin ecma'in. Allahümme zidina ilmena fahmena hifzan ve alhaqna bis salihin. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil khayr. Allahümme iftah lana abuaba hikmetik. Vanşur aleyna min rahmetik. Ve enzil aleyna min barakiyatike. Ya zel celali vel ikram. Ya zel celali vel ikram. Ya zel celali vel ikram. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhul tayyibelerinin, alinin, ashabının, ulema-i izamın, meşayih-i kiramın, bizi okutan hocaların ve musanniflerin ruhlarına bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerife okuyalım. Allah'ın izni ve inayetiyle beyan derslerimizin Tuhfetül İhvan fi İlmil Beyan isimli Şeyh Derdir'in Rahimahullah Risalesinin okumasına devam ediyoruz. Bu 8. oturum olacak inşallah. Geçen hafta zaten biz 2 haftadır istihareyi yapmıştık. İstihareydeydik. Az bir şey kaldı istihare. Efendim, geçen hafta da mekniyeyi bayağı gene bir anlattık. Değil mi? Mekniyeyi tekrar ettik daha doğrusu. Sonra şeye girdik. Terşih, tecrit ve ıtlakı işledik. Sonra ne yaptık? İstiharenin üçüncü taksimine girdik. Yani ilkin istihareyi rükünleri itibariyle zatî olarak üçe ayırmıştık. Efendim, tasrihiye, mekniye ve tahyiliye diye. Sonra ikinci taksimimiz istihare murashşaha, mücerrede, mutlakaydı. Şimdi üçüncü taksimimiz neydi? İstihare ikiye ayrılır. Asliye ve tebeiye diye. Daha doğrusu dedik aslında tasrihiye daha çok bu şekilde ikiye ayrılır. Çünkü mekniyenin tebeiyesini düşünmek, asliyesini, tebeyyesini düşünmek biraz zor falan dedik yani. Bunun üzerinde biraz düşünün. Yani mekniyenin tebeyyesi olabilir mi? Biz zaten bugün onun kalan konuyu bitireceğiz tebeyyede. Biz o yüzden dedik asliye ve tebeyye diye ayrım daha çok istihareyi tasrihiyenin yani bir şeyidir. Şimdi asliye neydi? Doğrudan ismi cinste yani müştak olmayan isimlerde gerçekleştirdiğimiz istiharede asliye oluyordu. Asli olarak zaten aslında yapıyoruz. İsmi cinsin kendisinde yapıyorduk. Tebeiyede de ona tabi olduğu için zaten vecih tesmiye de hemen li caraya niye diye geliyordu. Asliyeye normal bugüne kadar yaptığımız örneklerin hemen hepsi asliyeydi zaten. Değil mi? Ra'itu esaden yermi veya şahattu katle zeydin ey darbehu şedid demiştik. Onun çok şiddetli bir şekilde dövülmesini öldürmeye benzettik yani. Zeyd'in ölümünü izledim. Orada Zeyd'i öldürdüler gibi yani. Öldürdüler demiyoruz çünkü o zaman tebeiye olur. Zeyd'in ölümünü efendim izledim. Yani Zeyd'i şiddetli bir şekilde dövdüler. Aslında öldürmediler. Karineyi aldın diyelim anlıyoruz. Bunlar ne oluyordu? Asliye oluyordu. Ve illa fetebeiyyetun demiştik. İstiareyi tebeiye. Neden? Li cerayaniha fil fi'li ev fil muştak. بَعْدَ جَرَيَانِهَا فِي مَصْدَرِهِ Neden bu şekilde istiareyi tebeiyeye tebeiye deniyor? Çünkü önce istiare dediğimiz olay mastarlarda gerçekleşiyor. Burada icra ediyoruz. Mastarda cereyan ettikten sonra efendim fiil ve müştakta gerçekleştiriyoruz. Zaten fiil de bir çeşit müştak aslında değil mi? İştikak ediyoruz. Fiil kalıbına sokuyoruz mastarı. Fiil ifade ediyor. Önce mastarda teşbihi gerçekleştiriyoruz. Teşbih manalar arası bir teşbih yapıyoruz. Sonra müşebbeh bihin lafzını musarrahada değil mi? Müşebbeh için ödünç alıyoruz, istiare yapıyoruz. Tamam? Ama tebeiyyede burada durmuyor artık olay. Ödünç aldıktan sonra bu lafzı artık farklı bir manada kullanıyoruz bu lafzı. Müşebbehin anlamında kullanıyoruz bu müşebbeh bihin lafzını. Sonra bu anlamdaki lafzı iştikak ediyoruz. Yani manası değişmiş ödünç aldığımız lafzı iştikakını yapıyoruz. Mesela fiil kalıbına sokuyoruz veya da ismi fail veya ismi mef'ul kalıbına sokuyoruz. Böylece tebeiye olmuş oluyor. Tamam mı? Yani iki aşamalı bir şey. Biz burada fiille ilgili bir tane örnek yaptık, müştakı yapmadık. Fiille ilgili örneğimizi hızlıca hatırlayalım. Şey demiştik, natakatil halu demiştik. Bu örneği tahtada gösterelim hızlıca. Natakatil halu. Gene sonra müştak örneğini yapalım. Şöyle bir cümle kurduğumuz zaman burada istiare-i tebeiye olacak. İstiare-i musarraha-yı tebeiye.
نطقت الحال. نطقت الحال. Burada buraya bakıyoruz. İstiare bu lafızda. Bu lafız istiaredir diyoruz. Nasıl oluyor bu? Önce ne yapıyoruz? Birincisi efendim mastarların teşbihini yapıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Birinci adımımız nataka'nın mastarı neydi? Nutuktu. Yani aslında biz ne yapmış olduk burada? Delaleti. Bir şeyin bir şeye delalet etmesi olgusunu konuşma olgusuna benzetiyoruz. Tamam? Eddilale bunu neye benzetiyoruz? En nutka benzetiyoruz. Tamam? Açıklamak, konuşmak. Yani konuşunca bir şeyler ifade edilir ya açık seçik mesela. Şimdi delalet dediğimiz şey muğlak delaletler var, müphem delaletler var, açık delaletler var ama delalet nispeten daha soyut bir şey. Ama konuşmak böyle daha çok sık gördüğümüz bir şey. Bu daha kuvvetli bir şey. Ne açıdan kuvvetli bir şey? Vecih şebeh ne? Delaleti nutka benzettik. Vecih şebeh neydi? Burası çok önemliydi. Özellikle soyut şeyler arasındaki vecih şebehi tespit etmek zordur. Evet, izahul mehne. Çok güzel. Vecih şebehimiz neydi? Hemen hatırlayayım. İzahul mehne. İdahul ma'na zaman onu açıklamaya çalıştım az önce zaten. Ve isaluhu lizihin. Bunu unutmayalım bu vecih şebehi. Ve isaluhu lizihin. Bu vecih şebehi ikisinde de ortak bu. Bu ikisinde de ortak olduğu için halin delaletini halin konuşması olarak ifade etmek istiyoruz. Delaleti nutka benzettik. Tabii bu ilk adım. İkinci adım ne yaptık artık? Madem ki delaletin nutka benzetmesi artık delaletin anlamı için nutuk anlamını istiare ettik. İstiaratun nutki. Bu yazın bu aşamaları bence. İstiaratun nutki çünkü mecazın veya istiarenin takriri veya icrası denilince bu olay anlatılıyor kitaplarda yani. Tefsirlerde, belagat kitaplarında. Yani takrirul istiareti deyip bu aşamaları anlatıyorlar sözel olarak. Tamam. Birinci adım eddelaletu teşbihu delaleti bin nutki. İkinci adım istiaretin nutki. Sadece bununla kalmıyor ne diyoruz? Bima'na eddelale. Yani nutku alıyoruz lafzını ama doğrudan konuşmak anlamında değil gerçek anlamında. Delalet anlamında nutku ödünç aldık. Müşebbeh bihin lafzını ödünç aldık. Tamam. Burası da anlaşıldı. Zaten bu hala tekrar gibi aslında ama şimdi bunun üzerine bina edeceğiz. Çünkü harfe geçince biraz daha zorlanacağız. Üçüncü adım iştikak. Şimdi bir de iştikak yapacağız. Şimdi direkt biz bu nutku kullanamıyoruz orada. Direkt nutuk yok. Lafız olarak natakat var. Fiil kalıbı var. Nutuk yok. İştikak. İştikaku natakat. Yani iştikak natakat minen nutki tabi. Değil mi? Minen nutki. Bima'na gene. Bima'na. Natakat artık delalet, nutuk delalet anlamına geliyordu ya. Artık natakat de ne anlama geliyor? Bir mana dellet. Harika. Dellet. Yani artık natakat dellet anlamında kullanılıyor. Delletil hal. Hal izah etti, açıkladı. Yani hal delalet etti diyoruz. Hali delalet etti. Tabi böyle desek hakikat olur. Ne diyoruz? Hali delalet etti demeyiz. Hali söyledi. Filan adamın hali söyledi. Aynen böyle çeviriyor Mustafa Efendi şu Zübdetül Beyan'da. Filan adamın hali söyledi diyor. Evet. Veya biz vaziyet açıklıyor falan demiştik. Türkçe biraz daha bugünkü kullanım. Vaziyet açıklamak çünkü vaziyetin gerçek bir şey olamaz yani açıklamak. Açıklamak aslında delalet ediyor. Yani vaziyet delalet ediyor demek istiyoruz. Ama açıklama konuşmak kadar böyle somut bir fiil olmadığı için o da biraz böyle delalete yakın. O yüzden fil adamın hali söylediği biraz daha böyle şey. Teşbihi daha iyi anlıyoruz. Konuşmanın halin konuşamayacağını falan. Evet. Hani açıklama biraz böyle delalet mi tam konuşma gerekiyor mu açıklamada? Hani böyle bir şey olur ya insanın zihninde. Açıklamanın manasını tayin etmek gerekirse. Burayı anladık mı şu araya kadar? Şimdi istiareyi tebeyyenin en basit bir örneği. Fiilde yaptık istiareyi. Yani mecaz yaptığımız lafız mecazın kendisi olan, istiarenin kendisi olan lafız cins bir isim değil, bir fiil. Fiilin kendisi mecaz, tamam? Fiilin kendisi istiare ama bunu yaparken bu aşamalardan geçtik. Direkt 3'ten başlamadık. Neden direkt 3'ten başlamadık? Burası önemliydi arkadaşlar.
Yani şöyle bir şey mesela. Ve innemâ kânet tebaiyyeten. Yani neden doğrudan fiilde yapmadık? Neden şöyle bir şey demedik? Biz natakati, delleti natakate benzetiyoruz. Sonra dellet yerine natakati kullanıyoruz. Yani böyle bir şey yapmadık. Dellet, normalde delletil hal dememiz gerekiyordu. Mecaz yaptık. Delleti natakate benzettik ve natakatin lafzını aldık, dellet yerine kullandık, natakatil hal dedik. Direkt böyle demedik ama. Yani biz istiareyi takrir ederken şu iki aşamayı yapıp bu üçüncü aşamaya geldik. Neden? Hasan? Yani istiarenin tamamlanması için. Yani istiare olabilmesi için. Yo diye burada da istiare var. Bunu da ödünç alıyoruz. Dellet, natakatin lafzını alıp dellet için ödünç aldık. Yani. En başta yapsan da teşbih olurdu. Yani şey olmazdı. Yani doğrudan işte o aşamaları kat etmeseydi istiare tamamlanmazdı. Yani. Biz anlamı için. Anlamı için sen söyle. Yani anlamı için alıyoruz. Yoksa dellettik işte hadisi falan hiç dikkate almıyor zaten. Delletten natakata geçecek. Lafızlarda değil aslında teşbih hakikatte. Şey tamam doğru güzel. Yani teşbih dediğimiz çünkü her istiare bir teşbih üzerine kuruludur. Yani bir tarafı hasredilmiş bir teşbih. Bir tarafı lafızda zikredilmemesi gereken bir teşbih üzerine kuruludur. Bu teşbih lafızlarla alakalı bir şey değil. Yani fiil kalıbı falan ben bu fiil kalıbını buraya aldım. Yani olay bitti, olay tamamlanmıyor aslında. Olay açıklanmış olmuyor. Çünkü teşbih lafızlar arasında değil ki manalar arasında oluyor. Dolayısıyla önce bizim nutuk ve delalet manaları arasında bir benzerliği mülahaza etmemiz lazım kendi nefsimizde. Sonra müşebbehin lafzını ödünç almamız lazım. Bu müşebbehin manası için. Tamam. Yani mesela şöyle bir şey demiş şarih, kısaltarak hafifçe. وَاِنَّمَا كَانَتْ تَبَعِيَّةً لِأَنَّ الْاِسْتِعَارَةَ تَعْتَمِدُ التَّشْبِيهِ Teşbihe dayanır istiare. وَيَصْلُحُ لِلْمَوْصُوفِيَّةِ بِوَجْهِ الشَّبَهِ Teşbih varsa orada vecih şebeh vardır. Her iki taraf da vecih şebehle vasıflanıyor ya müşebbeh bir müşebbeh, müşebbehin. Yani vecih şebehle vasıflanmayı kabil olan şey nedir? Aslında diyor ki böyle bir şeyin الْحَقَائِقُ الْمُتَقَرِّرَ olması lazım. Yani mütekarir kar, gayr kar. Hatırlıyor musunuz hareket, zaman? Aynen gene o. Onun için. O yüzden gene fiil olmaz yani. Yokken aynı noktaya geldik. Bakın makulat yani. Belki bazıları der ki bu ta Aristo'dan beri geliyor bu kafa yani. Ama bilmiyorum. Belki de doğrudan değildir yani. Hani bu belagatta uğraşanlar. Orada ama veya ittifak etmişlerdir ortak anlamları ortaya çıkarmakta ama. Yani vecih-i şebehle mevsuf olmaklık efendim kimin vasfıdır? Yani sübut bulan, bir sübutu, bir istikrarı olan bir şey içindir. Ama fiiller ve harfler de bu istikrarı olmadığı için bunlar vecih-i şebehle mevsuf olmaya kabil değiller. Kendileri itibariyle, zatları itibariyle. Tamam. El-hakaykul mutakarrira. Bakın derdinin metninde ne geçiyor? El-hakaykul mutakarrira. Diyor ki, peki fiiller nedir? Ve'l-ef'aluf tedhulu fihez-zaman. Fiillerde zaman vardır. Zaman, dedik zamanın bütün anları birlikte var olmazlar. Değil mi? Bir önceki an biter, o yok olur. Sonra şu an var olur. O şu an denildiğimiz an yok olur. Sonra gelecek diye şu andan bahsettiğimiz an var olur. Hiçbir zaman zaman çizgisindeki anlar birlikte vücuda gelmezler. Dolayısıyla fiilde zaman olduğu için doğrudan fiilde yapamıyoruz bunu. Tamam? Mutakarrir değil, hakikat, sabit bir hakikat değil yani. Hani bunu diyebiliriz en basit anlamıyla. Sabit bir hakikat olmadığı için fiilde doğrudan teşbihi yapamıyoruz. Çünkü vecih-i şebehle vasıflanamıyor fiil. Sabit bir hakikat değil. Harfte sıfatlardan adım olmaz müştaklarda. Müştaklarda zat yönü daha ağır basar. Daribun dediğimiz zaman aklımıza hemen bir zat gelir. Ama bu zatın darpla muttasıf olma şeyi var değil mi? Burada zat daha baskın olmasına rağmen bunda da olmaz. Neden olmaz? Çünkü burada diyor ki, burada da zaman gene dahil olur. Çünkü orada bir hades var ya, bu hades her türlü bir zamanda gerçekleşeceği için burada fiil kadar olması da fiilin şeyi var, problemi orada da var. Vaddarib. Çünkü o darib zat artı hades. O hadeste de bir zamanda gerçekleşme şeyi var. Dolayısıyla bir takarrür olmaması problemi var. Zaten bunu belki göreceksiniz. Mesela bir insan ismi failin delaleti hali hazırda mastarla muttasıf olan için mi kullanılır? Yoksa geniş bir zamana, bütün geçmiş, şimdi ve geleceği yayman şartı var mı? Usulü fıkıhta bir mesele alın. Mesela mümin lafzı diyoruz ya mesela. Ene mu'minun dedim.
Bu basit bir cümle böyle. Hani sözcükler için bu çok zor bir mesele. Yani burada bu oyunundan yani dilsel olarak ne ifade ettiğini tartışıyorlar bunlar. Şimdi diyor ki iman, iman fiilini işleyen kişi, zat. İyi de peki ben şu anda hali hazırda iman ediyor muyum, yoksa hani ben geçmişin bir döneminde iman etmişim, onu sürdürüyorum. Ne kastediyoruz burada? Bu kerata bu kelami bir şeyden dolayı buraya geliyorlar bu dil tartışmasında, işte iman sıfatı, küfür sıfatı falan filan, yani bu tezireyle aralarında falan. Yani sıfat, ismi fail, müştaklar, ismi fail diyelim. Hal için mi geçerlidir fiilin sübutunu, hadesin sübutunu bildiriyor? Yoksa geniş zaman için mi mesela? İşte hal için desek burada mesela ne dersiniz? İman, hali hazırda iman etme aklıma bile gelmiyor mesela şu anda, yani müminim derken hani imanın temel esasları aklıma bile gelmiyor değil mi? Kelime-i şehadet, iman, rükün. Hal hazırda imanı tasdik mi ediyor? İman demek tasdik demek. Ben ene müminim derken ben şu anda tasdik fiilini gerçekleştiriyorum falan mı diyorum ben? Aslında değil değil mi? Böyle bir şey kastetmiyoruz yani. O halde ismi failin gönderimi nereye, delaleti nereye, hal mi, geçmiş mi falan, böyle bir tartışma var. Girmiyoruz buna ama sadece zihninizi biraz eşelemek istiyorum. Yani meseleler o kadar böyle göründüğü kadar basit değil yani. Ki bunlar bugünkü felsefede inanılmaz tartışılıyor bunlar. Yani şeylerin zamanla ilişkisi, dilin delaletlerinin efendim zamanla ilişkisi, delaletlerin sübutu, sübut bulmaması falan, gönderimin nereye gittiği yani. Çok feci şeyler yani. Bunlar eskiler, bunları tartışmışlar. Biz bunları bilmemiz lazım ki bugün bu felsefelerle karşılaştığımız zaman ne dediklerini en azından biraz anlayalım veya bizi nereye götürebileceklerini hissederim yani bir şeyleri kabul edip etmediğimiz zaman. Tamam. Neyse devam edelim. Çok başka konulara girmiyorum. Biraz felsefe olacak yani ama bu boyutlara yani her ilmi biliyorsunuz temas eden böyle yönleri var. Biz dedik yani mutakarrira sıfatlara da zaman arız olduğu için daribunda bir zaman mülaze edilir her zaman, tamam. Daribunda da bir zaman iliştiği için o hadesten dolayı o da olmuyor. Doğrudan orada yapamıyoruz. Doğrudan fiil ve müştakta teşbihi, istiareyi gerçekleştiremiyoruz, tamam. Veya teşbihi diyelim. Yani özeti şuydu, neden biz tebeiye diye bir şey kurguluyoruz burada? Çünkü doğrudan fiillerde ve müştaklarda teşbihi gerçekleştiremiyoruz. Çünkü bu şeyler vecih-i şebehle mevsuf olmaya kabil değiller. Dolayısıyla gene her türlü baştan mastarlardan başlatmamız lazım. O yüzden tabi oluyor bu istiareler. Tamam. Yani mesele sadece bir ıstılah değil. Yani buna tebeyye diyelim falan, yani bu fiil kısımları falan değil. Yani onun bir felsefesi var arka planda. Tamam, burayı anladık herhalde. Bu şeye efendim fiile örnek verdik zaten. Biz hani dedik filan adamın hali söyledi, natakatil hal ve vaziyet her şeyi açıklıyor. Şimdi müştakka bir örnek verelim. Müştakka bir örnek verelim. Şimdi müştak örneğini yazalım. Şurayı yazdınız değil mi? Burayı siliyorum. Yasin yazdın mı? Sonra bana kızmayasın yani. Tamam, burası ıslak mı? Yok değil, soğukmuş. Efendim ne dedik? Müştakka bir örnek veriyoruz. Kolay bir örnek. Basit örnekler veriyoruz. Zeydun maktulun. Zeydun maktulun. Karine-i halden biz anlıyoruz ki buradaki katil hakiki bir katil değil. Yani ey madruban darben şediden. Ey madruban, yani kastettiğimiz şey ne burada? Madruban darben, yani a'ni madruban darben şediden. Tamam. Ben madrubun diyelim. Şimdi kafanız karışacak. Niye? Nasip ediyorum. Diyeceksiniz yani. Madrub çünkü ey yani manasını alınca yani keda. Yani ben bunu kastedeyim. Ulanı ya onu da yani. Darben şediden. Madrubun darben şediden. Pardon. Şediden. Yani kastım bu. Karine-i halden anlıyoruz ki Zeyd öldürülmemiş. Zeyd feci bir şekilde dövülmüş yani. Zeydün maktulun diyoruz. Müştak bu arkadaşlar değil mi? Camit bir isim değil. Müştak bir isim. Biz burada da doğrudan istiareyi ve teşbihi bu müştak lafızlar üzerinden yapamıyoruz. Öncelikle maslarında yapmamız, gerçekleştirmemiz lazım. Peki vecih-i şebeh ne? Yani önce ne yapıyoruz? Yine 3 tane adımımızı hızlıca yapalım. Maslarında gerçekleştiriyoruz. Neyi neye benzettik arkadaşlar? Katli darbe. Aynen. Darbe mi katle benzettik yoksa? İstiare-i musarraha bu. Müşebbeh bir bu. Darbe katle benzettik.
Evet. Darbi katle benzettik. Mastarları önce birbirine benzettik. Ve cişebeh ne? Bunu söylemiştik. Bunun benzer bir örneğini yapmıştık. Ve cişebeh. Ben söyleyeyim hadi biraz zor. Şiddet. Yani fi şiddeti. Fi şiddeti. Et-te'firi fil kul. Yani çok ciddi bir sonuçları oluyor yani. Hani ölüm dediğimiz şeyin çok ciddi sonuçları oluyor ya. Ölen insan üzerinde çok büyük sonuçlar oluyor. Kuvvetli bir efendim dayakta da ölümün benzeri gibi şiddetli bir tesir oluyor. Şiddeti tesiri fi kullin. Her birinde de bu var yani değil mi? Fi kullini söylemeye de gerek yok aslında. Asıl ve cişebe burası. Tamam. Şiddetü tesir. Evet. Çok etkileyici bir şey yani bu. Aynen öyle basitleştirse çok etkileyicilikte yani. Çok etkiliyor yani ölümde. Şiddet. Ne yaptık? İlk önce teşbih yaptık bunu. Sonra istiare yaptık. Neyi istiare ediyoruz? Önce mastarı istiare ediyoruz. Tamam mı? İstiaretu katel, katıl, istiaretul katli bir ma'na ama artık kendi manasında değil daraba anlamında kullanıyor. Bir ma'na darab, bir ma'na darb, bir ma'na darbi mastar olarak. Bir ma'na darb. Üçüncü aşamamız iştikak. İştikak el maktul ve maktul. İştikak maktul. Minel katli. Katilden yaptık biz bu iştikakı. Ve mastardan isim meful türettik. Bima'na bima'na madrub. Güzel. Harika. Madrubun darben şediden. Bima'na madrub. Darben şediden. Madrub darben şediden. Tamam. Burayı anladık değil mi? Aşırık fiille aynı şey. Tekrar etmiyorum burasını. Tebeiyye'yi anladık. Asliye ve tebeiyye. Bu musarraha da oluyor. Dikkat etsin hepsi musarraha değil mi? Mezkur olan müşebbeh bih yani. Hepsinde de yani. Bir tane şeyin örneği. Alaka. Metni alakanın örneğini yapalım. Hızlıca. Üçüncü bir örnek olarak. El-halu. Gene natakatil hale benzer. Ama bunu müştakta yapıyoruz. El-halu natikatun. El-halu natikatun. Burada natikatun lafzı istiare. Yi, musarrahayı, tebeiyye oluyor. Çünkü müştakta olmuş. Natıka ismin fail. Yani natıkatun yani aslında ne demekse dalletun. Değil mi? Dalletun. Önce delaleti nutka benzettik. Sonra nutku delalet anlamında istihara ödünç aldık. Elimizde bir nutuk ama delalet anlamında bir nutuk lafzı var. Giydirebileceğimiz bir elbise var. Sonra bundan iştikak yaptık. Natikatun dedik ama bima'na dalletun. Çünkü artık nutuk de delalet anlamındaydı. İştikak edince de o anlamı taşıyoruz yani. Natikatun yani dalletun. El halu natikatun. Yani Türkçe'de çevirince mesela natakatil hal ile el halu natikatun ikisinde işte vaziyet her şeyi açıklıyor gibi çeviririz yani değil mi? Durum açık. Yani. Söyleyicidir diyemeyiz mesela değil mi? Yani Türkçe'de o isim cümlesi, fiil cümlesi, üslup değişikliklerini takip edemiyoruz çok fazla. En azından şu anki Türkçe seviyemizde. Belki biraz daha belli bir insan, çok iyi değilim bilen, o zevki çok iyi bilen yani idrak eden Türkçe'de. Belki bize farklı üslupları değiştirerek o nüansları verebilir Türkçe'de de. Tamam. Ama biz biraz ben veremiyorum şahsen şu anda bu seviyede. Yani ikisini aynı şekilde çeviririm Allah'a. Ama biri fiil cümlesi, biri isim cümlesi. Arapçada bu çok rahat hissediliyor. Yani biz biri biraz hissediyoruz yani acemler olarak. Arapa ile aile hisseder. Orijinal bir Arap yani. İşte bu da biraz dinin üstünlüğü en azından yani bu açıda yani. Tamam yani burasını bitirdik tamam. Fiil ve müştakkı bitirdik arkadaşlar. Şimdi harfe geçelim. Asıl kıyametin kopacağı yer burası. En zor bu kitabın en zor meselelerinden bir tanesine geldik. Ben bunu açık kılmak için bayağı uğraştım. Düşündüm. Türkçe örnekler de getirmeye çalıştım. Metni alakadan ve Mustafa Efendi'nin Zübdetül Beyanından da bayağı faydalandım. Onları size aktaracağım. Türkçe örnekler üzerinden de meselenin tasavvurunu oluşturmaya çalışacağız. Çünkü meselenin tasavvur seviyesi bile zor. Yani bırakın hani delil tartışması şunu bunu neden böyle bir şey söylüyorsun. Felsefesini falan yapamayacağız yani. Sadece yani böyle ne demek yani harfte istiare olur mu falan. Harfi zaten anlamakta zorlanıyorduk değil mi? Harfin anlamı, vaz'ı, nasıldır falan, delaleti, gönderimi, şu bu falan değil mi? Tartışıyoruz yani bunları. Bir de bunda kalkıp mecaz yapacağız harfte.
Yani hakiki anlamını biz zor oturtuyorduk zaten yani. Yok rabıtadır, fiilin manasını isme taşıyan bir araçtır falan, nasıl bir şeydir o diyorduk. Burada onunla yetinmiyoruz, burada bir de istiare yapacağız harf üzerinde. Anladınız mı yani meselenin boyutunu, komplekslik boyutunu? Şimdi ona giriyoruz arkadaşlar. Hazır olun. Evet, bismillah. Şimdi harfte de bir istiare var. Bu harfteki istiareye de tebeiye diyoruz. Çünkü doğrudan harfin kendi cüz'i istimalinde yapamıyoruz bu istiareyi. Yani biz direkt fiili alıp yapamıyorduk ya, lafzı ve manasıyla beraber. Harfi dediğin cüz'i bir cümledeki kullanımını alıp, aha bu diğer cümledeki şöyle bir kullanımın yerine bunu kullandık falan diyemiyoruz. Bir önceki aşamada bir şeyler yapmamız lazım teşbih ve istihare. Sonra bunu cüz'i istimalinde, tamam, bir fiil istimalinde. Yani külli bir şey düşüneceğiz az sonra harfte. Sonra cüz'i istimalde de bu taşıyacağız bunu, tamam. Cüz'i istimalde yapamayacağız. Bu genel bir giriş tabii. Şimdi ne diyor Musannif? Musannif'in ibareleri takip edelim, açacağız yani meseleyi. Mesele kolay değil. Seyyid Şerif ile Taftazani'nin, size demiştim belki bir kez daha, münazara yaptıkları 3-4 mesele var. Bir tanesi mesele şeydir. Hatta yanılmıyorsam yani Taftazani münazaradan sonra hemen öldüğü iddia edilen münazaranın konusu bir tanesinde şeydi. İşte mesele intikam mı gazaptan önce gelir, gazap mı intikamdan önce gelir? Psikolojik bir meseleyi tartışıyorlar. Nefsin falan bu vasıflarını falan tartışıyorlar, düşün. Tartıştığı mesele psikoloji. Tam olarak psikoloji, intikamını, gazabın hakikatini falan inceliyorlar yani. Hangisi hangisine önce gelir de sebep olur, o onu götürür falan. Zor bir mesele değil mi? Öyle düşününce falan. Neyse bu şey efendim. Başka bir mesele. Bu da o da olabilir. Tam hatırlamıyorum. Bu muydu bu muydu? Çok önemli tartıştıkları bir mesele. Ulaike ala huden min rabbihim diye geçiyor. Bakara suresinin ilk ayetlerinde. Orada ala da bir istiare var. Harfte. Ulaike ala huden min rabbihim. Orada bir problem yok ama bu istiarede hem istiare-i temsiliye ve tebaiye beraber olabilir mi olamaz mı tartışması var. Hani orada bir istiare olduğunda bir şüphe yok zaten, bizim onu anlamadığımız ama ilk seviye yani. Şeydi, işte istiare-i temsiliyeyi göreceğiz mürekkep istiarede falan. İnşallah. Taftasın diyor ki burada istiare-i temsiliye ve tebiye ikisi beraber de olur. Yani bu istiare hem temsiliyedir hem tebaiyedir ki biz bunu bu metinde zaten görmeyeceğiz bu seviyeyi de. Seyyid Şerif olmaz diyor falan. Tartışıyorlar falan. Delilleri var. Sonra onlardan sonra tartışma devam ediyor. Seyyid Şerif'i tutanlar, Taftazani'yi tutanlar falan böyle yani. Onu ki saatlerinde devam ediyor o tartışma. Taraflar bu meseleyi daha da derinleştiriyorlar. Belki onların zikretmediği deliller ve şüpheler getiriyorlar sonra da. Ama hani bu harfte çok büyük tartışmalar kopmuş. Bu harfteki istiare olayında, tamam. Harfteki, yani bunu bizim hoca Semerkandiye'yi bize okuturken Ali Hani Hoca anlattı yani bu meseleyi. Biz de oralara biraz gelmişti. Tebeiye, temsiliye falan filan. Yani 1,5 saate yakın anlattı. 1,5 saat sonra sadece neyi tartıştıklarını anlar hale geldik. Hani mahalli nizayı falan tasavvur eder hale geldik. 1,5 saat sonra yani tartıştıkları noktayı böyle zihnimizde açık bir şekilde tayin edebilir hale geldik. Mahalli nizayı yani tespit ettik 1,5 saat sonra. Çünkü çok ince bir şeyde tartışıyorlar. Böyle çok yüzeysel dağılarsanız yani bunda ne var yani işte seyircilerim hatalı veya taftazan hatalı der geçersiniz. Yani mahalli nizayı böyle kaba taslak yani anlamaya çalışırsanız. Tamam. Şimdi bakalım bu harfte ne diyor Musannif? Ve fil harfi. Yani ve illa fe tebaiyetun li cerayaniha fil harfi ba'de cerayaniha fi mutaallaki ma'nahu. Harfin manasının müteallakında cereyan ettikten sonra. Buradaki harfin manası derken dikkat edin. Mutaallakin ma'nel harf ma'nel mecrur değil. Buradaki zamir hu nereye gidiyor? Harfe gidiyor. Telhiste böyle bir şey sanki yapmış buna. Yanlışlıyorlar bunu. Burada da yanlışlıyor telhis metninde. Sanki telhis bu konuyu anlatırken ma'nel harfi dememiş de ma'nel mecruri diyor. Bu müteallakın neyin müteallakı olduğu? Harfin mecrurunun. Mesela fi efendim fi beytin dediği zaman beytin müteallakı. Beytin anlamının müteallakı diye bir şey anlaşılıyor ama doğru değil. Fi müteallaki ma'nahu fi ma'nel harf. Yani harfin anlamının. Dikkat edin. Harfin anlamıyla ilgileneceğiz. Harfin mecrurunun anlamı değil. Harfin kendi anlamıyla. Harfin anlamının müteallakı. Şimdi ne demek açacağız şimdi bu? Ne demek harfin anlamının müteallakı? Bu müteallakla kastedilen şey ne? Tamam. Zaten anlatıyor. Vel muradu bi mutaallaki ma'nel harfi
المعنى الكلي كالابتداء في من. Şimdi biz mesela diyoruz ذهبت من البيت إلى المدرسة. Veya daha hani meşhur örneği ذهبت من البصرة إلى الكوفة. Minle inanın anlamını tahdit ederken ortaya koydukları güzel bir örnek. Yani Basra Kufa sanki böyle şeyler, ekoller var ya, böyle ekoller. Rastgele bir örnek değil o aslında. ذهبت من البصرة إلى الكوفة. Burada min ve ilanın çok sade, yalın, genel anlamları ortaya çıkıyor. Nedir buradaki mina? Zehebe fiilini Basra'yla, değil mi, bir bağlantısını kuruyor. Bu bağlantı ne anlamda bir bağlantı? İptida anlamı var. Yani Basra denilen mekandan bir başlangıçlık. Tabii doğrudan buradaki min iptida isminin kendisi mi demek? Değil. Min'in bu cüz'i istimalde, onun o cüz'i istimalindeki anlamın, şahsi, cüz'i, spesifik anlamın ortaya çıkması için gereken külli anlam o. İptida, başlangıç yani, tamam. Yani o biz zehebtu minel basrati deyince, Basra'dan gittim deyince bir Basra'dan başlangıçlık anlamını anlıyoruz. Ama bu hususi bir başlangıçlık. Yani başlangıçlık küllisi değil, dikkat edin. Yani Basra'dan iptida, tamam. Cüz'i bir iptida, muayyen Basra'dan olan bir iptida. Genel bir iptida değil. Şimdi peki bu min iptida anlamı var ama bu cüz'i iptida anlamını kazanırken bu cüz'i iptida anlamının altında bulunduğu genel bir iptida anlamı var. İşte bu minin müteallakı. Tamam? Minin cüz'i istimalindeki manasının bağlandığı yer. Müteallaku ma'na min. Ma'nal harf. Yo, iptida oluyor. İptida küllisi gibi düşünün. Evet, iptidanın külli anlamını düşünün. Başlamak, başlangıç diye külli bir anlam düşünün. Minin cüz'i bir istimaldeki müteallakı nedir? Bu külli anlamdır. Bu külli anlam doğrudan orada görülmüyor. Onun bir yansıması görünüyor gibi düşünebilirsiniz. Yani çok baya bir mesele bu şu harf yani. Ama öyle düşünelim. Zaten burada ibareler arada açık biraz daha. وَالْمُرَادُ بِمُتَعَلَّقِ مَعْنَ الْحَرْفِ الْمَعْنَ الْكُلِّيُّ كَالْاِبْتِدَاءِ فِي مِنْ وَالْاِنْتِهَاءِ فِي اِلَى. Aynı şeyi ذَهَبْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ اِلَى الْكُوفَةِ. Yönelme, sonlanma. Nerede bitiyor bu gidiş yani? Kufe'de bitiyor ama bu Kufe'de bitme olayının bağlandığı genel bir intiha var. Tamam? Bu ila cüz'i istimalinin altında bulunduğu genel bir ilanın anlamı var. İntiha diye. Tamam? Cins bir anlam, külli bir anlam. وَالظَّرْفِيَّةُ فِي وَالْاِسْتِعَلَى فِي عَلَى. Biliyorsunuz bunlar harflerin hani anlamları ortaya konulurken böyle kelimeler, isimler kullanılıyor. Ama bu isimler doğrudan %100 harfin vaz'ı değiller. Bakın çok dikkat edin. Şu anda önemli bir nokta tartışıyoruz. Yani fi ne de ne için vaz edilmiştir? Fi zarfiyet için vaz edilmiştir demek şu değil yani. Fi'nin anlamı doğrudan az-zarfiyye lafzının karşıladığı anlamla %100 eşittir. Hani o fi yerine o zarfiye anlamını koy, cümlede tamamdır. Sadece bir teradüf var. Bunu mu demek istiyoruz? Hayır. Asla. Bunu böyle düşündüğünüz anda olaya hiç girememişsiniz demektir. Zaten böyle bir şey olmaz. Yani Zeydun fiddari. Zeydun az-zarfiyyette fiddari falan. Yani direkt zarfiye anlamı, külli anlamının kendisi orada olur mu? Hayır. İstimalle vazı zaten farklı şey. Zaten bütün kıyamet oradan kopuyor. Vazı ilminin kuruluşunun sebebi bu. Tamam? Vazı ilminin kuruluşunun sebeplerinden biri cüz'i istimalle külli vazı arasındaki ilişkinin ne olduğu tartışması. Vazı ilmin doğuşuna sebep oldu. İlcinin ilk defa o görüşünü ortaya atıp da sonra bir literatür oluşumuna sebep oldu. Ve artık konuyla alakalı diğer bir sürü meseleler de ele alınıyor. Benzer, yakın meseleler falan. Bir literatür oluşuyor falan. Şimdi biz ne diyoruz? Bu anlamlar külli anlamlar, müteallakı. Harflerin cüz'i istimaldeki anlamlarının bağlandığı genel yerler. İzil harfu, bakın bu ibareler hepsi bir aslında teorik tartışmaya işaret ediyor. İzil harfu, çünkü harf, neden bu müteallak diye bir şey uyduruyoruz bu harfler için? Doğrudan demiyoruz. Mesela Esed aslandır, bitti falan demiyoruz burada. Hem kendi anlamı vardır istimaldeki, bir de müteallakları vardır diyoruz. İzil harfu la yueddi illa manen cüz'iyen. Çünkü harf sadece cüz'i bir anlam bildirir. Neden? Çünkü harfin istimali arkadaşlar iki şey arasında rabıta olmaktır. Hani manayı harfi diyorduk ya, böyle bir şey var, biz zaten çok kullanır yani. Manayı harfi. Harf nedir? Rabıtadır. Rabt eder. İki anlamı birbirine rabt eder. Böyle bir fonksiyonu ve böyle bir vaz'ı olduğu için harfin hiçbir zaman
kullanım sırasında külli bir anlam vermez doğrudan. Hep cüz'i bir anlam verir kullanım sırasında. Tamam. Vel cüz'iyyu. Tabi cüz'i bir anlam verir. Yani bu cüz'i bir şeyin cüz'isidir. Lehu taallukun bil ma'nel kulliyi. Bil kulliyi lindiracihi tahtahu. Altında bulunduğu için bu cüz'i anlam, külli anlamı şeyindir. Şimdi bu tamamen teorikti. Örneklere geçeceğiz. Türkçe örnekler vereceğiz. Çok daha da açılacak. Ama bu teoriyi genel olarak anladık zannedersin değil mi? Harfi cüz'i bir istimali var, bir de külli bir müteallakı var. Burayı aklımızda tutalım. Şimdi örneklere inşallah geçelim. Nasıl? Yani önce orada yapacağız. Aynen öyle. Önce o külli müteallakında yapacağız teşbihimizi, istiaremizi. Sonra cüz'i istimale taşıyacağız. Tamam? Sonra fiilin kendisine geleceğiz. Önce zarfiyede yapacağız, sonra fiye. Önce minde, sonra şey, tamam? Fiide yapacağız mesela, tamam? Önce zarfiye ve istilade yapacağız mesela, sonra fi ve alaya geçeceğiz. Şimdi örneğimiz kelam kitaplarında, pardon, belagat kitaplarında geçen en meşhur ve en önemli örnek, tefsirin de çok önemli bir konusu. Tefsirde de zaten tefsirler yapılıyor bunun üzerine. Meşhur bir tane ayet-i kerime var. Bu harfteki istiarenin en meşhur örneği. Bunu bilmeniz, ezberlemeniz lazım. Zaten kolay. Ayet-i kerime var. Firavun, efendim, yanılmıyorsam burada da Firavun'du siyakı. Hani Musa aleyhisselam, efendim, sihirbazların sihirlerini iptal ettikten sonra bunlar iman ediyorlar değil mi sihirbazlar? Anlıyorlar meselenin sihir olmadığını, Hazreti Musa aleyhisselamın getirdiğini, mucize olduğunu. İman ediyorlar. İman ettikten sonra Firavun tabii bunlara kızıyor. Değil mi? Aslında siz ortak olup bir işler çevirdiniz falan da diyor başka yerlerde. Birkaç yerde Kur'an-ı Kerim'de bu sahne anlatılır yani. Farklı ifadelerle, farklı ayrıntılarla yani. Firavun sonra bunları tehdit ediyor. Ne yapacağını söylüyor. Sizleri diyor hurma ağaçlarında sallayacağım. Yani size hurma ağaçlarında idam edeceğim. Ne diyor burada? وَلَوْ صَلِّبَنَّكُمْ. Evet. Ayet-i kerimemiz وَلَاُصَلِّبَنَّكُمْ. Evet. Çok güzel. وَلَاُصَلِّبَنَّكُمْ. Hareketlerini yapalım. Kur'an çünkü uyanılmamız lazım. وَلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. Nahli. Fi, zaten fi belli. Şimdi biraz bu örnek üzerinden harfte istiarenin nasıl gerçekleştiğini göreceğiz. Şimdi önce biraz şeyi anlayalım. Salabe, sallabe asmak demek. Hani salip diyoruz, haç falan yani. Asılmak manası var. Sallabe, asmak. Sizi hurma ağaçlarına asacağım yani. Yani evet. Cüzu' arkadaşlar, cem'u cid'in. Cid'a. Bu cid'in çoğulu. Şunu şöyle yapalım. Cem'u, yazabilirsiniz bir köşeye. Cem'u cid'in. Bi cid'in nakhleti tusaqit aleyki rutaban caniyya. Ve huzzi ileyki. Bi cid'in nakhleti. Bir hurma ağacının dalını efendim. Normalde gövde demek. Yani gövde, dal artık böyle biliyorsunuz. Hurma ağacı böyle baştan. Özellikle biraz küçükse, çok büyümemişse daha kökten böyle dallanır yani. Çok gövde falan ortaya çıkmaz yani bazı hurma ağaçlarında. Yani gövde normalde cem'u cidin ve hussakun nakhle. Normalde cide şeyin gövdesi, hurma ağacının gövdesi demek. Ama bazen gövdesi yani büyük dalları da gövde gibi oluyor. Dal içinde yani gövde kullanılabiliyor. Ağacın gövdesi. Hurma ağacının gövdesi demek. Yani aslında ne diyor efendim Firavun? Hurma ağaçlarının gövdelerini asacağım sizi. Gibi genel bir anlam veriyor. Şimdi Türkçe'de anlamı biraz daha fazla somutlaştıracağız. Daha tetkik edeceğiz yani Türkçe tercümesini. Biz hurma gövdeyi çıkaralım. Türkçe üslubu çok şey değil yani. Direkt hurma ağaçları diyelim. Yani burada da ağaç yok ya. Hurma, hurmalı, kurma falan. Nakhl direkt hurma ağacı demek zaten. Hurma ağaçlarına asacağım sizi. Tabii bir de birkaç bir sürü tekidimiz var. Onlar ayrı şeyler ama işimize yarayacak biraz tercümede. Burada lan bir tekid var. Bir yemin var onun öncesinde değil mi? Vallahi le usallibennekum. Tamam gibi. Burada lam var. Burada bir tekit nunu var yine fiile gelmiş. Muzari fiile gelmiş. İki tane tekit var. Üçüncü bir tekitimiz işte bu harfte gerçekleşen istiare olacak. Orayı, orada tekitin nasıl gerçekleştiğini anlamaya çalışacağız. Veya da aslında fiilin tekidi değil de fiilin kendi hakikatinin ne kadar nasıl bir şekilde gerçekleşeceğini, yapmayı düşündüğü cezalandırmanın nasıl ifade etmeye çalışmış.
Şimdi normalde bütün tefsirlere giderseniz size hemen derler ki ilkin Arap da bunu biraz garipsiyor ki herhalde. Şu ifade Arap da ki belki sonraki dönem Arapları. Hani vela usalli benekum fi cüzü'in nakı duyunca Arap diyor ki yani burada ala bekliyordum diyor. Tamam. O yüzden tefsirle de diyor ki zaten vela usalli benekum fi cüzü'in nakı da fi ile ne kastediliyor burada? Ala kastediliyor. İstila kastediliyor. Yani diyorlar ki buradaki fi aladır. Yani hurma ağaçlarına sallan, hurma ağaçlarına asacağım. Tamam. Normalde hurma ağaçlarının içinde asmaz değil mi? Hurma ağaçlarının üzerine yani asılır değil mi? Zaten akla gelen de o. Yani ala bekliyorduk biz burada. Yani ala gelmeye fi geldi. İşte zaten mesele de orada. Hani ala cüzü'in nakli hurma ağaçlarına asacağım sizi. Üzerine yani asacağım hurma ağaçlarına değil mi? Ama hurmanın içine asmak diye bir şey makul mu? Hurma ağacı var. Gövdesinin içine falan asma. Böyle bir şey olmaz değil mi? Fil zarfiye biliyorsa hurma ağaçlarının gövdesinin içi. Böyle bir şey olmaz. Onun içine yani. Onun içinde asacağım sizi. Olmaz. Direkt literal tercümesi olmaz. Burada bir mecaz var. Mecaz ne burada? Fi'nin ala yerine kullanılması. Tabi belagat nüksi neden ala yerine kullanmış? Ona geleceğiz. Ama nasıl olmuş bu? Önce bir buna bakalım. Nüktesine, belagat nüktesine geçmeden önce şimdi buna bakalım. Şimdi gene efendim yaptığımız aşamaları burada da yapalım. Biraz. Mesela bir diyelim. İlkin ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada bize anlattığı teoride bize dedi ki önce biz teşbihi nerede yapacağız? Harfin müteallakında yapacağız. Harfin cüz'i istimalini almayacağız. Direkt biz fi'yi alaya benzettik. Alayı fi'ye benzettik. Sonra fi'yi kullandık diyemiyoruz. Böyle bir şey yok. Yani ala fi'ye benziyor. Nereye benziyor yani? Hala ne açıdan benziyor? Zaten manası öyle vecu şebehi taşıyabilecek bir şeyde değil. Zat değiller bunlar. Rabıta yani. Anladınız mı? Yine aynı problem. Ala fi'ye benziyor. Ala yerine fi'yi kullandık falan. Olmaz. Geriye dönmemiz lazım. Nereye? Bunların külli manalarına. Yani ne yaptık önce? İsti'ala. İsti'ala teşbih yaptık önce. İsti'alayı. Yani ala'nın külli manası nedir? İsti'ala. Bunu neye benzettik? Zarfiyeye benzettik. Zarfiyeye benzettik. Ne açıdan benzettik? Şimdi burası mesele bayağı. En zor ve cüz'i şebehlerden bir tanesi herhalde. Şu ana kadar sorduğumuz. Burası zor. Yani genel bir şey söyleyeceğiz biz de zaten ama. Zarfiyeti istila'ya benzetmedik mi? Hiç ayrışmayacak gibi. Yok istila'yı. Bunu buna benzettik. Musarraha bu. Biz dedik ki istilayı tasrihiye, müşebbehi tasrih ediyoruz. Yani alayı ifade eden istilayı zarfiyeye benzedik. Sonra zarfiyenin yansıması olarak fi'yi kullanacağız yani. Tamam? Yani tasrihiye burada var. Müşebbeh bihi açıkça zikredeceğiz. Tamam? Ve tebe'iyye ama doğrudan buralarda yapmadığımız için sonra da burada gerçekleştireceğiz. Önce burada sonra bunlara geçeceğiz. İstilayı, istila külli anlamını düşünün. Bir şeyin üzerinde durması, üzerinde olması. Bir de bir şeyin içinde olması. Anlamlarını düşünen. Bu iki anlam nasıl benzeyebilirler? Bayağı soyut yani. Biraz düşün, biraz soyut düşünün. Hayalinizi genişletin. Yani her biri bir şey üstündeyse mesela kolayca ayrışabiliyor. Yani üzerinde müteallakından ayrışıyor falan. Evet. Bu manadaki müteallakı değil de hani harficeli müteallak, naivdeki müteallak. Yani istilanın üzerinde gerçekleştiği şeyden ayrışıyor. Bir şeyin üzerindeyse o şey ondan ayrışır. Bir şeyin içindeyse de gene de o şey de o şeyden ayrışır. Olabilir yani böyle bir ortak mana var doğru. Ama biz yani bu nispeten izafi olan anlamların üzerine oturduğu taraflar üzerinden değil de kendileri üzerinden bir benzerlik istiyoruz. Yani istilanın kendisinde bir vasıf olacak. Birinde de zarfiyetin kendisinde bir vasıf olacak ve bu iki vasıf da ortak olacak. Yani ikisinde de ortak buna istila manasını düşünelim. Yani bir şeyin üzerinde olması bağıntıyı düşünelim. Bir de bir şeyin içinde olması bağıntısını düşünelim. Biraz zor biliyorum soyut. Şöyle bir şey diyorlar. Bunu ben de çıkaramazdım yani normal. Yani kitapta yazıyor falan oradan biraz zihne yaklaşıyor. Mulabese diyor. Mulabese. Bir temas olayı var ikisinde de. Tamam. Bir de fevka değil dikkat edin. Ala da hani bir temas olarak kullanılıyor ya. El-kitabu ala-t-tavile var. Bir de el-kitabu fevka-t-tavile var. Şimdi bu farkı yani. İstilada bir temas var değil mi? Bir şeyin üzerindeyse o istilada bir temas var. Şeyde de bir temas var.
Zarfiyette de bir temas var. Bir de yok ama. Soyut olarak var yani. Fil gurfeti yani. Tam gurfet aslında ama gurfet dediğin şey duvarların kendisi değil ama dikkat et. Hacmi gibi düşün yani. İçinde olmuş oluyor tabii. Çünkü mesela duvarların kendisi oda değil. Değil mi? Yani duvarlar bu şekilde bu hacmi kazandığı zaman buna oda diyoruz. Yoksa rastgele bu duvarları bir yere yığalım falan oda demeyiz ona yani. Hacmi olmayan yani bir şey oda demeyiz değil mi? Yani bu hacimsel boşluğun soyut da olsa bu oda dediğimiz şeyde bir anlamı var. Değil mi? Yani insanu fil gurfeti, zeydun fil gurfeti dediğimizde zeydle oda arasında bir temas var. Soyut bir şey. Tamamen soyut bir şey. Bir ilişme var. Mulabese de çok genel bir anlam. Soyut bir anlam. Genel. Mulabese ilişiklik var. Tamam. İstiyalarda da bir ilişiklik var. Mulabesette de yani zarfiyette de bir ilişiklik var. Tamam. Şimdi bu ilişkiliği daha da açacağız. Yani daha da nüktede falan daha rahat ortaya çıkacak. Şimdi ilki bunu benzettik buna. Efendim. Biz mulabeset mi dedik? Aslında biraz yok değiştirmemiz lazım. Mulabeset ama daha özel bir mulabeset. Yok ben karıştırdım. Mulabeset ama temekkün diyelim buna daha iyi pardon. Yani bir ilişiklik var ama bir şeyin içinde olması ama temekkün. Yani içinde olması değil de şöyle. İlişmesi ama çok sıkı bir ilişki. Mulabese yetmiyor işte bize. Ben karıştırdım biraz. Temekkün diyeceğiz. Temekkün. Bunu kullanıyorlar pardon. Ve işte babalar şu kelimeyi kullanıyorlar. Temekkün. Temekkün ne demek? Bir şeyin bir mekana mekanlaşması. Mekanla bütünleşmesi. Yani mesela diyelim kitap masanın üzerindedir dediğimiz zaman kitapla masa bir ilişiyor, bitişiyor ya. Sanki kitapla masa arasında bir mekansal ilişki gerçekleşiyor. Tamam. Ama bu mekansal ilişki genelinde bir ayrışma var. Ama şey arasında zarfiyette kitap odadadır dediğiniz zaman, odanın içindedir dediğiniz zaman gene oda kitabın mekanı, bakın dikkat edin ikisinde de mekan ve bitişiklik var. Yani kitap masanın üzerinde, kitabın mekanı nerede dediğim zaman masa dersiniz. Kitap odanın içerisinde, kitabın mekanı nerede dediğim zaman oda dersiniz. İkisinde de ne var? Bir temekkün var. İkisinde bir mekan edinme var. Mekan edinme. Tabii mekan edinme ötesinde bir bütünleşme, mekanla bütünleşme. Zaten alada da bir bitişiklik vardı ya. Mekanla bütünleşme. Bu iki bu anlamda ikisi de ortaklar. Ama bu anlam zarfiyette daha çok belli ortaya çıkıyor değil mi? Yani aladaki mekan tutma ile bir şeyin içinde zarf olarak bulunmadaki mekan tutma, mekanla bütünleşme daha belli. O yüzden biz bunu buna benzetiyoruz. Çünkü müşebbeh bihte ortak vasıf genelde daha kuvvetli olur. Tamam? Müşebbeh bihte ortak vasıf derecesi onda daha kuvvetli olur. Bu genel bir kaidedir teşbihte. Bununla teşbihte işleniyor tabii de. İstihalede teşbih olduğu için mecburen değiniyoruz bu vasıflara. Burada müşebbeh bihte bu temekkün anlamı daha kuvvetli olduğu için ben istilayla yetinemiyorum. Hani sizi hurma ağaçlarına, dallarına asacağım. Sanki hurma ağaçlarının içindeymiş gibi. Şimdi Türkçe'de söyleyince biraz daha gelecek oraya. Temekkünü daha fazla mübalağa. Yani orası onların mekanı olacak. Hani onları oraya gömeceğim falan gibi düşünün. Şimdi biraz daha şey yapacağım. O zarfiyete yaklaşacağız yani. Hani onlar o kadar oraya asılacaklar ve orada tutulacaklar ki sanki. Tamam mı? Yani bir ağacın üzerine bir kere gelmiş, ağacın üzerinde duruyor ve sonra avlanıp gidiyorlar falan değil. Yani belki sanki şu manaya işaret. Ondan sadece böyle ağacın üzerinde falan asılacaklar değil, sallandıracaklar. Ağaçta sallandırılacaklar. Bakın, Türkçe'de düşünün. Şöyle demek var bir, sizleri ağaca asacağım. Bir de şöyle düşünün. Vallahi sizi, vallahi de verelim, tekitlerin hepsini verelim. Bu benim tercümem, bilmiyorum Allah alem. Vallahi sizi hurma ağaçlarında sallandıracağım. Hurma ağaçlarına asacağım değil de hurma ağaçlarında sallandıracağım. Türkçe'de daha zarfiyet için kullanılır. Evet. Ama sallandırmak bir şeyin içinde sallandırılmaz aslında. Dikkat edin. Burada Türkçe'de bile bir mecaz var, istihare var. Sizleri hurma ağaçlarında sallandıracağım. Yani o derece ki sanki siz o ağaçla bütünleşeceksiniz mekanlar olarak, mekansal olarak. Belki günlerce orada kalacak yani sizin cesetleriniz yani. Asıldıktan sonra tamam. Ya yani bu manalar hep çağrıştırılıyor yani fide. Seri hurma ağaçlarında sallandıracağım yani. Da bakın dikkat edin Türkçede de. Hurma ağaçlarına asacağım. E-a yönelme falan biraz istilayı çağrıştıran
bir şey kullanmıyorum. Asacağım demiyorum, sallandıracağım. Sallandırma zaten asmaktan daha şiddet bir fiil ya. Usallibennekum, sallabenne. Usallibennekum. O tekidi belki fiilden biz vereceğiz Türkçe üslupta, tamam mı? Bunu yaptık. İstilai teşbihimizi yaptık. Sonra efendim ne yaptık? Burada ikinci aşama yok. Direkt lafzı istiare şey olarak al. Daha doğrusu üçüncü aşama yok. Hani iştikak yok burada. İstiare var doğrudan. İstiaratu lafzı fi. Kısaca tabi ifade etmiş oluyorum burada. İstiaratu lafzı fi. Tamam. Lima'na ala. Lima'na ala. Tabi burada bir cemiyet temekkün dedikten sonra teşbih artık küllilerden cüz'ilere indi. Tamam mı bu teşbih? Diyor ki şöyle bir ifade kullanılıyor şu geçişi yaparken. Biz bu külli anlamlarda bir teşbih yaptık. İstiyelayı zarfiyete benzettik. Bir cemiyet temekkünle, mekanla bütünleşmekte. Bu daha kuvvetliydi. Bunu bu şekilde benzettik buna. Sonra diyor ki fesara teşbihu fesara teşbihu min el kulliyati ila el cüz'iyat. Cüz'i istimallere indi. Yani indikten sonra da ne yapıyoruz? Fi lafzını ala manasında kullanıyoruz, ödünç alıyoruz artık. Tamam? Ve ala yerine fi kullanıyoruz. Ve le usallibennekum fi cudu'in nahli. Yani vallahi sizi hurma ağaçlarında sallandıracağım. Hocam peki niye o zaman bizim ulema madem hani böyle bir bağ var arada niye ulema ala olması gerekiyor? Bu fi burada ala manasında diyor da bazen kısaca diyorlar. Zaten o nihai hasılı manası o. Ama hani böyle dakik daha da dakikine inersen doğrudan ala değil. Zaten mesele o yani. Hani sana genel veriyor. Hani diyor ki hani burada fi kafan karşısı burada fi ne anlamında? Genel olarak ala anlamında. Ama peki ala ile her şey ile aynı mı? Niye o zaman ala'yı kullanmadın derler sana. Ha, aladan farkı işte belagatı da onun için belagatı öğreniyoruz. Yoksa hani direkt o tefsirlerde işte diye şöyle işte belagat okumayan adam tefsirde şunu görür. Adam böyle basit tefsir okursa mesela böyle basit biraz. Hani fi yani biraz insan garipseyebilir. Ne demek fi yani? Biz burada ala bekliyorduk falan. Ha fi burada ala var. Ha ala manasını demiş. Tamam geçelim. Böyle diyor geç. Ama hakikaten böyle. Zaten burada da fi yani. Biz bugüne kadar öyle değil miydik talebeler olarak? Bize deniyor yani bu anlamda. Ha tamam bu anlamdaymış zaten. Yani iyi de hemen sonra zaten bunlar müteradif mi yani? Müteradif olmadıkları kesin. En azından bu kelimelerde biliyoruz. Müteradif değillerse bunun yerine kullanılmasının bir vecih hikmeti olması lazım. Biz işte belagat öğrenerek bu hikmetleri ortaya çıkarıyoruz. Ve Arap'ın zevkiyle hissettiği bu hikmetleri biz kaideler üzerinden ulaşmaya çalışıyoruz. Sonra belki Arap keramını çok okuyarak biz de bunu bu kaidelere muhtaç olmadan da anlarız yani. Ama biz mecburuz bu kaidelere, bu tahlillere yani. Ya bu tahlilleri yaptığımız zaman bizim düşüncede, vakada, dilden bir anlamı alırken, farklılıkları dilde, farklı anlamları hissederken, zevk ederken neler olup bittiğini, neden böyle olduğunu da açıklıyoruz yani işte bu. Ya dilde bir olgu, bir vaka yani. Eşyanın hakikati diyoruz ya, bu eşyanın hakikati şu anda. Ya dilde böyle bir şey var. Mecaz diye bir şey var. Biz bunun nasıl olduğunu anlatmaya çalışıyoruz yani. Bunun ötesi yok yani. İşte bu. Ya ne diyeceğiz? Evet. Tamam bu örnek anlaşıldı mı? Bu örnekten kafanıza takılan bir şey yoksa ikinci bir örnek yapacağız. Biraz daha da netleşecek. Arapça bir örnek yapacağız. İkinci bir örnek. Harfteki istiarede. Üç yok evet. İşte üç yok. İştikak yok evet tabii. İştikak yok. Burada bir problem o yani. Evet. Tamam. Sadece harfin manasını yine harfin manasıyla değiştiriyor değil mi? Gibi evet yani. Mesela zarfiyeti ne bileyim. Hiçbir harfte olmayan bir manayla şey yapmıyoruz. Yani diyorsun mesela bir harfi bir isme falan teşbih etmek, istiare etmek falan mı? Evet, evet. Vallahi zor yani. Zaten bunlar normalde isim bu ikisi. Biz önce isimi cinslerde yapıyoruz ama hani sen diyorsun fi'yi aslında yani mesela alayı fi'ye benzettik de atıyorum alayı fi'ye de başka bir şeye benzetmiş olma. Evet, bir yani isme veya da bir fiile. Harfi kullanımı olmayan bir manaya. Vallahi bilmiyorum düşünülebilir. Hiç denk gelmedim yani. Acaba olabilir mi işte? Nazari bir şey var. Yani böyle hani böyle bir an düşünemiyorsun. Yani bir an cevabını bulamıyorsun. Düşünelim vallahi güzel. Yani farzı ala yerine ben ala'yı aslında arka planda yansıması cüz'i istimali harf olmayan isim veya fiil olan bir külli anlama falan. Yani mesela diyelim ki mesela temekkün dedik ya. Evet. İşte, bu ortak vasıf temekkün.
Evet. Sevgin de işte sen benim kalbimdesin dedik. Mesela. Evet. Kalbimdesin de burada zarfiyeti acaba seni hiç unutmuyorum gibi böyle bir senin hatıran benden hiç çıkmıyor anlamında. Gibi yani. Orada gene hani dahi diyorsun, dahi diyelim şey fiyi mesela alayı fiye benzetmeyelim de bir kelime veya bir cümleye benzetelim veya bir anlama, bir kelimeye, bir fiile benzetelim. Belki olabilir ama aslında zaten biz de biraz daha dikkat edersek alayı bir şekilde benzetme asır küllilerde olduğu için her türlü bir cins bir şeyde olacak. Ama karşılığı sen bunun diyorsun lafız olarak harf olmasın da yani şu zarfiyetin veya bunun yerine geçecek müşebbihin karşılığı harf olmasın da fiil veya isim olsun. Yani belki vallahi bilmiyorum, düşünmek lazım yani. Sanki olabilir gibi ama örnek var mı veya da aynı yere dönerler mi hani yapsak bile falan. Orası tartışılabilir. Bir örnek verelim hemen. Yine başka bir örnek. Burayı siliyorum arkadaşlar. Meşhur bir örneğimiz var. Hadis-i şerifte geçiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Uzzibet imra'atun fi hirratin. Uzzibet imra'atun fi hirratin. Harfte istiareyi, musarrahayı, tebeiyyeyi şu anda işliyoruz. Unutmayalım nerede olduğumuzu. Yine. Fi hirratin. Uzzibet imra'atun. Bir kadın azaplandırıldı, cezaya çarptırıldı. Bize diyorlar ki, yani bu hadisin şarihleri, yani buradaki fa, ba anlamına geliyor. Evet, sebebiye yani, sebebiye. Sebebiye, ba-i sebebiye anlamına geldiğini söylüyorlar. Yani bir kadın bir kediden dolayı azaplandırıldı. Cezalandırıldı. Bir kediden dolayı. Ama bayi kullanmadık, demedik. Uzibet imratun bihirratin, bi sebebi hirratin demedik. Fi hirratin, fi'yi kullandık. Bu Arap'ın keramında olan bir şey yani. Fi'yi bağ anlamında kullanıyor ama karşılığı anlamında kullanıyor. Aslında bir mecaz var orada. Zaten cumhurun görüşü o. Orada hani birbirine, harfler birbirine yerine kullanılır demiyorlar. Mecaz vardır orada diyorlar. Öyle bir şey yok, harfler birbirine yerine kullanılır falan. Ya da öyle bir görüş de var da tebatülül haruf yani. Efendim. En azından bazı harfler için var. Ey bi sebebi hirratin. Biz diyoruz ki burada hayır. Yani burada bir mecaz var. Uzibet imratun fi hirratin. Efendim. Burada ne yapıyoruz önce? Müteallaklarına gidiyoruz. Bunu buna benzetiyoruz. Yani sebebiyeyi, değil mi? Sebebiyeyi zarfiyeye benzetiyoruz. Burada ve şişebe ne? Olabilir. Bu daha mı zor? Bu aslında dediğimiz önceki şey biraz. Aslında onu ben karıştırdım. Mulabese burada. Mulabese. İkisinde de aslında mulabese ama hani temekkün mulabesenin mekanlı formu. Mülabese ilişmek demek. Bitişmek, ilişmek. Sebep, müsebbeple hep böyle bir ilişiklik içerisinde ya. Hani ne zaman sebep varsa o zaman müsebbep vardır. Bir müsebbep varsa onun bir sebebi vardır. Birbirinden ayrılmıyorlar, bitişiyorlar. Şeyde de, zarfiyede de öyle. Biz dedik bir temas var, bir ilişki var. Zarf ile mazruf arasında yani, tamam mı? Zarf ile mazruf arasında. Mülabesette bu çok daha soyut bir şey yani. Bir kadın kediden dolayı, yani kediden, kedide falan. Ha, bunun bir benzerini belki görürüz az sonra. Bilmiyorum yani. Örnek tam uyar mı? Sebebiyede tam bulamayabiliriz Türkçe'de ama. Ama Arapça'da var. Fi hirratin. Bunu yaptık. Sonra ne yapıyoruz? İstiare yapıyoruz. Bu teşbihi küllilerden cüz'ilere indiriyoruz ve istiare yapıyoruz. İstiaratu fi, değil mi? Bi ma'na ba'i sebebiyye. Bi ma'na ba'i sebebiye. Bir mana bi sebebiye. Bu örnekte anlaşıldı zannedersen. Geçiyorum biraz Türkçe örneklere bakalım. Bu konuyu da zaten bitireceğiz yani. Sebebiyete, zarfiyete mi teşbih ettik dedik? Evet. Şeyde mülabese. Evet, mülabese ve cişebe yani.
Türkçe bir iki örnek verelim. Bu metni alakanın Osmanlıca şerhinden yani ve ona esas alan bu Zübdetül Beyan'dan gene. Mesela Ahmet denizde yolculuk yapan bir kaptan olsun. Tamam. Gemide falan giden biri olsun. Ne diyoruz mesela Ahmet'le ilgili? Şöyle bir cümle kuruyoruz. Çok basit. Ahmet bugün denizdedir. Ahmet bugün denizdedir. De ne için vaz edilmiş? Zarfiyet için yani. Ahmet denizin içinde mi? Değil. Değil yani. Ve o denizde geminin üzerinde yani. Kaptan gemide yani gidiyor. Denizin içinde değil. Ama ona rağmen denizdedir diyoruz ve anlaşılıyor ne dediğimiz yani. Karışıklık olmuyor ve kaptan zaten yani hani denizde sürekli yüzüyor değil onu kastetmiyoruz. Denize açılmış. Denizde yani. Yani denizin üzerinde ama hakikatte denizin içinde değil. Denizin içinde değil, denizin üzerindedir. Ama denizin üzerindedir. Deniz demiyoruz, denizdedir. Yani denizin içindedir diyoruz. Hatta yani içinde olduğunu kesin söylemek istersek o zaman içinde diyoruz. Denizdedir diyoruz. Burada ne var? Mesela şöyle bir şey diyordu. Şamil olmakta, şümulde. Yani bir şey bir şeyin üzerindeyse onu biraz kaplar ya falan. Denizin içinde olan da deniz onu kaplar. Şumuliyet yani. Hani denize açılmış, denizin bir yerinde falan gibi yani. Denizde. Çok basit anlamlar ama yani bizim için artık mecaz bile değil neredeyse bunlar. Ahmet bugün denizdedir yani denizin içinde olacak hali yok ya falan yani. Denizin üzerine kaptan zaten adam falan diyorsun. Evet. Ahmet bugün denizdedir. Bunu yazın isterseniz bu örnekleri. Bu örnekler yani Türkçe örnek bulmak istediğiniz zaman böyle belki 3 ay oturursanız aklınıza gelmeyebilir yani bu örnekler. Böyle sehri mümteni gibidir ha bu örnekler. Hani hadi ver bir örnek falan Türkçe'de falan harfin istiaresini falan diye böyle kalırsınız. Ahmet bugün denizdedir. D'ye dikkat edelim. D normalde zarfiyet için. Değil mi? Yani denizin üzerindedir evet. Mesela yine güzel bir örnek. İkinci bir örnek. İnsanın arkadaşlar insanın selameti nerededir? Güzel. İnsanın selameti lisanını hıfzetmektedir. Güzel bir örnek var. Lisanını hıfzetmektedir. Lisanını hıfzetmektedir. Ha bu sebebiye tamam güzel. Sebebiye bu. Aslında bana göre yani ben öyle anlıyorum. Normalde İnsanın selameti lisanını hıfz etmek iledir. Değil mi? Diyebilirdik. Çok açık bir anlam olurdu. Yani hıfz etmek iledir. Yani bu vesileyledir, bu sebepledir. İnsan lisanını hıfz ederek selamete ulaşır. Sebebi için kullanmıyoruz burada. Ne için kullanıyoruz? Yani sebebi için kullanıyoruz ama burada zarfiyeti kullanıyoruz. Sanki bu sebebi öyle bir şey ki sanki artık onun lisanını hıfzetmenin içindedir. Yani bu olay onunla bütünleşmiş. Yani bir insanın selameti bunun dışına çıkamaz. Yani gibi. Bir mübalağa hissediliyor. Kuşatıyor yani şumul. Yani insan lisanını hıfzettiği zaman, onu kuşattığı zaman selamete eriyor. Bu anlam, bu soyut anlam, lisanı hıfzetme anlamı bu eylemin içerisine girdiği zaman o selamete eriyor. Ama normalde sebebiyet yani. Gerçek bir zaman değil yani. Mekan değil mesela değil mi? Gerçek bir mekan değil. Çünkü bu bir mastar zaten. Mastarın gerçek bir mekansal olarak içine giremez bir insan. Değil mi insanın selameti? Bir şey ihata etmek. Umum ve şumul. Ortak vasıfları üzerinden. Tamam mıdır arkadaşlar? Burayı bitirdik mi? Var mı bir sorunuz? Ben bitiriyorum burada bu faslı yani. İstiareyi bitiriyoruz. Müfret istiareyi tabii ki. Mürekkep istiareyi geçeceğim. Evet. Güzel. Kelimenin içinde oluyor manası. Hani şeyi anlamı. İşte literal anlamını alsak, sözlük kelime anlamını alsak öyle. Harfi anlamını alsak öyle. Ama biz diyoruz ki mecaz var burada işte. Yani ağacı anladık. Ağaç oluyorlar. Yani. He, tamam. Nüktesini anladık bir yerde. Ağacın bir parçası evet. Oluyor yani. Tamam. Yani hani o şey diyor. Bizim hoca diyordu işte şeyde ağaçta sallandıracağım. Nereden? Zarfiyet kullanılıyor. Hala kullanılmıyor. Yani sanki, şöyle tabi müfessirler de söylüyormuş böyle bir tefsiri, o nükteyi ortaya çıkan. Sanki orası onların kabirleri gibi olmuş. Hani kabirde bir insan girdi mi onun mekanıdır artık uzun bir süre orada durur. Değil mi? Yani o
Firavun onlara ağaçta sallandırmakla değil mi? Orası sizin mekanınız olacak. Sizi oraya gömeceğim. Hani Türkçe'de diyoruz ya. Seni oraya gömeceğim. Yani oradan kıpırdayamayacaksın. Hani bu gibi anlamlar hep çağrıştırılıyor yani. Orayı kabir haline getireceğim sizin için yani. Sizin kabrinizi o hurma ağaçlarına şey yapacağım. Hurma ağaçlarında sizin kabrinizi yapacağım falan der gibi yani. Kedide biraz daha anlamı açık kılmak istersek normalde sebebiye yani derdi ki bir kedi vesilesi, bir kedi sebebiyle, bir kediden dolayı, bir kedi yani işkence etmekten dolayı bir kadın cezalandırıldı efendim. Ama demiyoruz bir kedide cezalandırıldı. Sanki şöyle bir şey, o kedinin her şeyinde, kedinin içinde vuku buluyor yani o şey. Ben biraz bunu hissediyorum, bilmiyorum. Yani kedi sebebiyle hani böyle kediyle uzaktan bir teması olmuş da sonra da cezalandırılmış kadın değil. Yani kedi o cezalandırmanın her şeyinin sebebi. O kedinin içerisinde gerçekleşiyor sanki bu cezalandırma. Hani kediyi biraz böyle soyut düşünün artık. Hani kediye temas etmiş, işte yemek vermemiş, su vermemiş. Öyle kediyle bir uzaktan bir eylemsel bir ilişkide bulunmuş ve ondan dolayı cezalandırılmış. Hani böyle şey olur, biraz basit olur mana. Yani bir fiilin var kediyle ilgili. O fiilden dolayı cehennem azabına çarptırılıyorsun. Bu garip gelir bize ama bir kedinin içerisinde yani o kedi tabii su vermeyerek, şeyler vermeyerek öldürmüşsün. O kediyi soyut bir şey düşünün. Senin cezalandırılman o kedinin içerisinde gerçekleşmiş. Orada sen o kedi seni kuşatmış ölmesiyle o kedi belki. Bilmiyorum yani benim en fazla izah edebileceğim yaklaştırıcı anlam yani nükte bu olabilir. Vallahi alem. Yani daha güzel işte biliyorsun hani bu belagat nüktelerini de ifade etmek için gene edebiyat lazım, belagat lazım. Yani anlamları böyle hani bir atın yularını tutar gibi anlamları istediğin yere koşturtman lazım. Koşturabilmen lazım lafızlarla. Bunu yapabildiğin zaman yani buradaki ince nükteleri de ifade edebilir hale geleceksin. Çünkü ifade için üslupları değiştirmen lazım. Mecaz kullanman lazım şu bu. Yani buradaki mecazi anlamı ortaya çıkarmak için bile başka bir mecazdan istifade etmen lazım. Çünkü mana çok ince. Biraz bir nevi mübalağa lazım. Başka bir üslupla. Evet. Tekim ilk dönemlerde belagat kitaplarını yazanlar, kaidelerden bu keşfetmeye çalışanlar, Abdülkahir Cürcani'ler falan, Zemahşeriler, bakın kitaplarına bir konuyu sana anlatıyor. İlmi bir konuyu, mecazı, istiareyi falan anlatıyor. Edebi bir zevkle anlatıyor. Böyle muhtasar nanenin diliyle değil. Hani böyle soyut, akademik dille falan değil. O yüzden o kitapların şeyi ayrıdır, zevki ayrıdır. O kitaplara her türlü dönmek lazım gerektiğini söylüyorlar şeyler, hocalar. Yani kaideyi tamam şeyden daha hızlı, daha verimli öğrenirsin. Çünkü orada dağılmış. O sana hani böyle bir kaideyi belki 100 sayfaya yayarak anlatıyor. Oradan bir örnek getiriyor, başka bir konuya giriyor, bir şiir getiriyor, bir şey zevk getiriyor. Anlatırken üslubu belli falan. İnce anlamları böyle tefrik etmekte zorlanabilirsin. Mantıki, sistematik bir yapıda gitmiyor. Belagatı edebiyatla anlatıyor. Kendisi edebiyat yaparak belagatı anlatıyor. O yüzden metinler önemli ilmi almak için, kaideleri almak için ama nihai olarak o zevk de olmadan o kaidelerin işaret ettiği incelikleri ulaşmak zor yani. O zevke de alışmamız lazım. Dolayısıyla her türlü Abdülkadir Cürcani kitaplarına bizim dönüp okumamız gerekiyor yani. Bu kaideleri biraz öğrendikten sonra artık orada göreceğiz tatbikini. Onun için yani temel sarfına, hep lügat bilgileri zaten iyi olması lazım. Arap keramını genel olarak anlaman lazım da orada hissedeceksin. Orada ne yapmaya çalışıyor? İstiareleri karşılaştırıyor. Bak şurada diyor, şu inceliğe bak mesela diyor. Bunu bu ifade edebilmiş bu şair ifade edememiş diyor. İşte farkı nedir? Bunu da bu Mecaz-ı Mürsel'in şöyle bir nüktesi var, bunda şu var mesela diyor yani. O karşılaştırıyor mesela şiirleri falan. Neyse burası tamam arkadaşlar. Biraz Mecaz-ı Mürekkebi de az bir şey girelim. En azından istiareyi temsiliye yapalım. Mecaz-ı Mürsel mürekkebi bırakalım yani. İstiareyi temsil zaten istiareyle alakalı. Madem ki istiareyi bitirdik, şimdi istiarenin mürekkep versiyonuna geçeceğiz. Hani ne bekliyorsunuz bilmiyorum. Böyle bir şey olabilir mi diye hiç aklınızda bir şey var. İstihareyle ilgili her şeyi konuşmuş olmamız lazım falan. Gibi böyle bir şey oluşuyor mu sizde? Ne olabilir ki daha istihareyle ilgili? Var. Daha aslında çok şey var da yani. Biz Mekniye'de bile çok şey konuşmadık. Şimdi وَاَمَّلْ مَجَزُ الْمُرَكَّبْ Buradan devam edelim arkadaşlar. فَهُوَ اَلَّفْذُ الْمُرَكَّبُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ لِعَلَاقَةٍ مع قرينة مانعة من إرادته. Şimdi bu bize çok tanıdık geliyor değil mi bu tarif? Mürekkep eklenmiş. Güzel. Sadece mürekkep eklenmiş. Harika. Başka bir şey yok zaten değil mi? El-lafzul müfret mecazın tarifinde de bu vardı. Bu artık müfret değil. El-lafzul mürekkep. Mürekkeple müfret mecaz
çıkmış oldu. Müstamelle istimal edilmeden önceki mürekkep lafızlar ve istimali ve anlamı olmayan mühmel lafızlar çıkmış oldu. Fi gayri ma vudi'a lehu, ma burada manaya gidiyor. Yani vaz edildiği anlamın, yani ma yani el ma'na allazi vudi'a lehu. Vaz edildiği anlamın dışında bir anlamda kullanılan mürekkep bir lafız. Mesela Zeydun Kaimun dediğimiz zaman bu mürekkep bir lafız. Belli bir anlamı var. İkisi de hakikat. Toplamda isnat da hakikat diyelim. Tamam. Mürekkep lafızın ifade edildiği bir anlam var. Bir de şöyle bir soru olmuyor mu? Ben sadece zihninizi kurcalamak için soruyorum. Biz vazı dedik ya burada. Müfret mecazın tarifinde vazı kelimesini kullandık. Problem yoktu. Çünkü biz isim, fiil, harf diye müfret kelimeler, müfret lafızlar. İsmin, fiilin, harfin vazından bahsedebiliyorduk. Ama mürekkep lafızların vazı diye bir şey var mı ki biz burada fi gayri ma vudi'a lehu diyoruz? Siz böyle bir şey duydunuz mu ki siz? Bunları geçmemeniz lazım işte. Yani böyle hemen tarifi okudum. Fi gayri ma vudi'a lehu vaz edildi. Yani de mürekkep bir lafızın vaz edildiğini kim söyledi sana zaten? Yani bu böyle... Ya elbette ama sorgulamadan sadece tasavvur ediliyor. Tasavvur edilebilmesi ayrı bir şey. Böyle bir şeyin gerçekte var olup olmadığı hiç karşılaştın mı sen böyle bir örnekle? Hiç bugüne kadar bir izledi mi ki? Bakın şu mürekkep lafız 3 tane lafız söyledi, 2 tane lafız söyledi, şu anlama vaz edilmiş. Böyle bir şey gördünüz mü hayatınızda bir kitapta? Görmediniz değil mi? Yani demek onu düşünmeniz lazım. Aslında mürekkep bir lafız vaz edildiği bir gerçek anlam var mı ki? Bu çok büyük bir tartışma şu anda ilimde, yani tarihte, yani usulü fıkıhta, belagatta, vazı ilminde. Mürekkep lafızların vazı var mı? Bu dilin kökenine kadar falan iniyor. Akli tartışıyorlar mesela. Mürekkep lafızın vazı olsa devre gireriz, imkansız bir duruma düşeriz falan diyenler var. Neler neler var yani böyle, hani bunları tartışıyor. Usulü fıkıhta, minhaçta falan göreceğiz biraz bir kısmını yani. Konular bile bağlantılı. Ne demek mürekkep lafızın vazı? Zeydun kaimun, tamam Zeyd vaz edilmiş, kaim vaz edilmiş ama kim çıkıp Zeydun kaimunu bu şekilde vaz ettim demiş? Böyle bir şey var mı? Mantıklı mı bu? Sizi bir şüpheye düşürdüm ama bismillah, o şüphenin aksi üzerinden yani kurguluyoruz şu anda bütün ilmimizi. Sadece sorgulayın, düşünün bunları yani. Düşünün ki ileriki seviyelere dair zihninizde bir sorular oluşsun şimdiden. Ama biz kabul edelim şimdi. Diyelim ki mürekkep lafızlar var. Hani iki kelimeden, üç kelimeden oluşmuş. Bir isim, bir fiil, iki isim, iki fiil falan. Mürekkep bir lafız ile de tam lafız olması gerekmiyor demedik yani. Şey bir lafız, tam bir cümledir falan demedik. İnca falan da mürekkep bir lafız. Atıyorum yani bu mürekkep lafızın da belki mecazından bahsedeceğiz yani. Veya da bir cümle komple, uzun bir cümle. Bir şiir, bir beyit, şiirin hepsi beraber mecaz. Tamam. Tek tek kelimeler değil. Kelimeler arasındaki isnat da değil. Bütün lafızlar komple mecaz. Tamam. Bütün lafızların toplamda ifade ettiği anlam hakiki bir anlam değil. Tamam. Yani şimdi örnekte geçince daha iyi anlaşılacak. Ama vaz etme olayı böyle çok hemen böyle es geçeceğimiz bir şey değil. Bunu kim söyledi yani mürekkep lafızlar aslen vaz edildiği ki sen o vaz edildiği anlamın dışında kullanılmaktan bahsediyorsun. Veya da başka bir şey mi kastediyorsun? Evet. Mesela örnek olarak şeyde, mesela bir talebe bir şeyde başarılı oluyor. Hı-hı. Çalışıyor. Bir şeyi elde ediyor. Tamam. Diyoruz, aslanımız dağa tırmandı. Şu cümlenin tamam. Hepsi bir nevi mecaz. Aslanımız ne, tam anlamadım onu. Dağa tırmandı. Evet. Zirveye aştı falan zirveye yani. Açtı. Evet, veya öyle zirveye ulaştı hepsi falan. Burada sanki mecaz oluyor o kişi için. Acaba hepsi mi oluyor yoksa aslan lafzı adamı aslana benzettik. O yüzden istihareyi tasriye yaptık. Zirve diyorum, açtım, her şey mecaz burada. Tam zirve de mecaz. Tam her bir kelime tek tek mecaz. Evet, ama yani müfret mecaz olmuş olur yani. Anladınız mı problemi? Şimdi hissediyor musunuz yani? Yani bunun diğerinden farklı mı değil mi? Demek ki tarif o kadar şey değil. O kadar vazı bir tarif değil. Yani müfrede mürekkep yerine koydum, bitti tarif falan. Hani her şey zaten çok güzel gidiyor yani. Değil yani. Çünkü bir sürü problem var. Acaba aynı şeyden mi bahsediyorsun? Yani sadece hani birden fazla müfret lafızlar değil de 3 tane müfret lafzın şeyi diye bir şey mi söylüyorsun? Yani bunun için ekstra bir taksim yapmaya gerek var mı aslında? Düşünün ya, acaba değil mi? Veya da hakikaten o bütünün kendine ait getirdiği yeni bir şey oluyor mu parçalardan zaid olarak, tamam? Biliyorsunuz bütün parça ilişkilerinde, evet biraz öyle bir şey var tabii. Bütün parça ilişkilerinde çok felsefi temel bir olgu vardır. Bütün akli ilimlerde biz kullanırız bunu. Bütün hiçbir zaman parçaların tek tek her birinin toplamından ibaret değildir.
Tamam. Bütün olmaklığıyla parçaların sade yığılma toplamından ziyade bir şey kazanır. Hele ki bu parçalar arasında bir irtibat, ilişki varsa. Şöyle düşünün bunu. Yani biraz daha böyle basit örnek vereceğim yani. Ki bu lafzı mürekkep lafızdan neden yani farklı bir şey olabileceğini yani burada. Mesela bir tuğla efendim bir duvara göre küçük bir şeydir değil mi? Bir tuğla küçük vasfıyla vasıflanabilir. Küçük tuğla küçüktür diye vasıf yükledik falan. İtibari bile olsa bu küçüklük büyüklük lafzı. Şimdi bir duvar tuğlalardan oluşuyor. Diyelim 10 tane tuğladan oluşan bir duvar düşünelim. Her bir tuğlanın bir küçüklük vasfı var. Her bir tuğla küçük. Şimdi her bir tuğla küçükse bu 10 tane tuğlanın 10 tane tuğladan oluşan o duvar da küçük bir şeydir o zaman. Demiyoruz değil mi? Yani bu her bir parçasında aynı özellik olduktan sonra bunlar bir araya geldiği zaman o bütüne ait artık ayrı bir vasıf söyleyebiliyoruz. O parçalarda olmayan bir vasfı bütüne yükleyebiliyoruz yani. Mesela büyüklük vasfını yani. Ha? Şimdi anladın mı? Yani bütün mahza parçaların yığımından ibaret değil. Hani böyle mecaz kullanıp sinirinizi yaklaştırmaya çalışıyorum. Bütün parça ilişkilerinin felsefi zemini. Çünkü bu çok büyük bir mesele. Bu Russell paradoksu falan hep oradan geliyor. Küme eleman ilişkileri falan. Yani bütünle parçasındaki ilişkilerin mahiyeti falan yani. Oradan geliyor. Zihin nasıl algılıyor? Bütün derken ne kastediyor? Orada da bir birlik var. Parçalarda da bir birlik var. Parçalardaki vasıfların hepsi bütüne taşınıyor mu? Taşınmıyor mu? Bütün o parçalara neye göre yeni vasıflar kazanabiliyor falan. Parçaları tek tek ayırabiliyoruz ama bütün ayrı bir şey her zaman. Tamam? Ona şöyle bir şey diyor. Kullu el kullul mecmu'i el kullul efradi falan. Bütüne iki açıdan bakabiliriz. Bir, parçalardan ibarettir diye bakabiliriz. Bir de parçalar artı o bütünü kendine ait kılan, sadece parçaların tek tek yığımından ibaret de kendine ait kılan zaitlikle beraber düşünebiliriz. Bilmiyorum yani böyle çok soyut oldu. Şimdi dil uğraşıyoruz ama yani. Neyse bu. Mesela 4 tane teker motor vesaire. Gayet verilebilir. Harika yani. Yani bütün o parçalar mesela bu şekilde durmazsa, böyle bir bütünlük içerisinde durmazsa, onlar bize arabanın işe yaradığı o mesela bir insanı bir yerden bir yere götürmeyi sağlayabilir miydi? Yani motoru tekerleğin yerine taktık atıyorum. Motorun 4 parçasını aldık, 4 tekerleğin yerine takıp tekerleği motorun oraya koyduk falan yani. Falan. Sonra da hani bu götürsün arabanın işlemini sağlasın. Zaten az önce de bütün parçalar vardı, şimdi de bütün parçalar var. Demek ki bir şey böyle değiştirdiğiniz zaman parçalar arasındaki ilişkiler veya bütün sadece o parçalardan ibaret değil. İlginç bir şey bu değil mi? Ama sanki orada olan sadece parçalar. Varlık olarak yani. Neyse bu çok şey değil. Demek ki yani mürekkep lafız mürekkepliğini düşünmemiz lazım. Bütünlük ne demek oradaki? Parçaların tek tek diziliminden rastgele mi ibaret? Yoksa ekstra bir şey var mı? Ki var. Gelecek yani. O biraz anlaşılacak örneklerde. El-lafzul murekkebul mustemelu fi gayri ma vudi'a lehu. Vaz edildiği anlamı. Demek ki mürekkep lafızların vaz edilmesini en azından varsayımsal olarak kabul ediyoruz burada. Ama bu bir tartışma. Büyük bir mesele bu. Veya ne kastediliyor? Belki burada hani tartışma dışına çıkabilecek bir anlamı kastediyordur. Hepsinin mürekkep bir mecazı kabul edebileceği örnekleri meşru kılacak bir vazlıktan bahsediyor da olabilir. Tamam? Yani bunlar hep tartışma konusu olacak. Ma'a karinetin maniatin. Bunu biliyoruz. Min iradetihi. Tamam? Li alaqatin okumadık. Li alaqatin kaydı mürekkep lafızına neyi çıkarıyor tarifin dışına arkadaşlar? Mürekkep mecazda li alaqatin diyerek alakayı şart koşarak şunu çıkarıyoruz. Galatı. Galat kullanımı. Mürekkep bir lafız serde diyorum ama galat oluyor. Yani ifade etmek istediğim anlamdan başka bir anlamı yanlışlıkla ifade ediyorum. Tamam? Şöyle bir şey mesela Galat'ın şöyle bir örneği var. Mesela huz hazel kitab. Bu kitabı tut. Efendim, bunu diyorum ama asıl kastettiğim şey bu değildi. Ben şunu demek istiyordum. A'tini hazel thawb. Bana şu elbiseyi ver demek isterken yani bir yanlış söyledim. Nasıl oluyorsa bu kadar yanlış. Dilim sürçtü. Bana şu elbiseyi ver diyeceğime bana şu kitabı ver dedim. Aa, şu kitabı tut dedim. Bak dikkat edin. Her bir lafzı değiştiriyoruz. Örnek ince bir örnek. Tamam.
Şöyle yazayım buraya. Daha rahat böyle. Zihninizde mürekkep lafız böyle somut bir hale gelsin. Sonra bütün parça ilişkilerini görün orada. Efendim. Neydi? Mesela ne diyorum ben? Kullandığım lafız خُذْ هَذَا الْكِتَابِ خُذْ هَذَا الْكِتَابِ خُذْ هَذَا الْكِتَابِ Ama bunu demiyorum arkadaşlar. Ne diyorum bunun yerine? Pardon, bunu diyorum ama ne için diyorum? Aslında asıl demek istediğim şey أَعْطِنِي هَذَا الثَّوْبِ Böyle ne yazmış? Bu Galat'ın örneği. Mürekkep lafızdaki Galat'ın örneği. Sürçme, yanlış kullanım. Galat yanlış kullanım demek yani. Hâdâ sevbâ. Diyeceğim ki bana şu elbiseyi ver. Bunu istiyorum. Kendi içimde bu anlam var. Tamam, bu anlam benim içimde var. Dile dökeceğim. Bunu diyeceğime tut şu kitabı diyorum. Ve şu kitabı tut diyorum. Yani bana şu elbiseyi ver, şu kitabı tut diyorum. Böyle bir yanlışlaşım nasıl olacaksa işte yapay örnekler. Ama yapay örnekler olmasın yani mürekkep lafızda hiç Galat'ın gerçekleşmediği anlamına gelmez. Farklı durumlarda gerçekleşebilir. Nitekim yanlış mesel istimallerinde bir atasözünü yanlış kullanıyor. Yanlış bir siyakta, yanlış bir anlamda kullanıyor. Değil mi mesela? Galat yani. Atasözünün belli bir anlamı var. Mecazi anlamı. Bilmiyor atasözünü ve lafızların ihamı var, farklı çağrıştırması var. Yani kullanılmayacak yerde alakasız kullanıyor ve tam tersi de anlaşılıyor. Ne olur bir Galat. Ya dili bilmiyor, yanlışlık. Ama orada genelde dil sürçmesi olmaz da. Hani o kadar aslında sürçmesi olmaz atasözünde. Bilmemekten de Galat. Galat'ın sebebi dil sürçmesi de olabilir. Bilmemekten dolayı da olabilir. Yani yanlış bilmiyor yani dili. O orayı bilmiyor yani. Yine de bütün dili değil. Şive farkında olabilir. Şive farklı. O Galat'a girmeyebilir ama yani makbul bir şive ise girmez işte o. O girmez. Abi de sen iyice koptun dersten ya. Biliyor mesela bir kelime başka bir bölgede farklı bir olumsuz bir anlama gelebiliyor mesela ama aynı dilim içerisinde. O lehçe için belki Galat olur ama işte dil için Galat'tır diyemeyiz yani. Yani takip etmemiz lazım. Sonuçta mesela ıstılah değil hani bu dil için yani. Evet, elbette doğru söylüyor. Bir bölgede falan farklı bir anlamda kullanılıyor. Onun kurası o bölge için Galat olur işte. O zaman Galat-ı izafi ve Galat-ı hakiki diye bir teori üretebilirsin yani. Akademisyenler bunları çok severler yani. Bunun üzerinde sen bir makale yaz. Arada neyse. Efendim. Ne dedik şimdi? Tarifi anladık. Mani kaynağı, maniayı zaten biliyoruz. Bunun üzerinde çok konuştuk. Şimdi bu karine-i maniye üzerinde çok konuştuk ama bu son karine-i maniye bizi aklımıza belki bugüne kadar gelmeyen, bu derste hiç telaffuz etmediğimiz bir başka kullanım türünü dışına atıyor tarifin. Neyi atıyor? Yani biz burada مَا قَرِينَةِ الْمَانِعَةِ مِنْ اِرَادَتِهِ demeseydik, maniatin kaydı özellikle önemli, demeseydik başka bir şey tarifin içerisine girecekti. Ne o? İlginç bir şey. Buraya zaten geleceğiz daha sonra da. Şimdi biz kinaye diye bir şeyden bahsettik ya, harika. Kinaye. Hani biz dedik hakikat, mecaz, kinaye. Biz sana da hala mecazdayız. Kinaye geleceğiz kitabın sonunda. Kinaye de ikiye ayrılıyor. Kinayeyi bir müfret lafız üzerinden yapabilirsin. Bir de mürekkep lafız üzerinden kinaye yapabilirsin. Çünkü kinaye ile mecazın farkı neydi? Kinayede mecazi anlam asıl olmakla birlikte hakiki anlama engel olan bir durum yok. Hakiki anlamın da kastedilmiş ve gerçekleşmiş olması mümkündür. İlle de olması gerekmez ama olsa da bir problem yoktur. Yani mesela çok basit bir örnek, benim aklıma Türkçe'de o geliyor. Cebim dolu falan dediği zaman adam zengin olduğunu, malının olduğunu kasteder asıl olarak. Ama bunu söylerken hali hazırda da cebinin dolu ve sürekli hakikaten de cebi dolu, parayla dolu oluyor yani. Bunu engelleyen bir şey mi? Değil. Hakiki anlamı engellemiyor. Buna kinaye diyoruz. Şimdi dolayısıyla mecaz-ı mürekkep ile kinaye-i mürekkebi de ayırmak için bu kaydı koymamız lazım. Çünkü kinaye-i mürekkepte de mürekkep ve istimal edilen bir lafız vaz edildiği anlamın dışında bir alaka için kullanılıyor. Ancak karine-i mania yok. Men etmiyoruz tamamen hakiki anlamı, tamam? İkisi beraber de olabiliyor yani. Hatta onu bile düşünebilir, kastedebilir yani. Tamam? Kinayede yani.
O da yan bir anlam olarak var olabilir yani kasıpta. Dolayısıyla min karinetil maniyatil min iradeti, bununla ne çıktı? Kinaye-i mürekkebe çıktı. Mesela kinaye-i mürekkebe bir örnek verelim. Diyeceksin kinaye-i müfrede daha çok örnek verelim. Cebi dolu gibi bir şey zaten. Geleceğiz kinaye ama bir mürekkep bir lafız yapıyoruz ve orada kinaye var. Yani hakiki anlamı mani bir şey yok. Mesela bir tane dilenci, abi muhtacım dediği anda, abi muhtacım falan dediği anda ne yapmış oluyor aslında? Asıl kastettiği şey bize ihtiyacı olduğunu mu bildirmek? Bana para ver demek istiyor yani aslında. Ben muhtacım diyerek, abi muhtacım yani para istiyorum. Mecazi anlamı bu. Çünkü genelde ihtiyaç sahibi insan, efendim paraya ihtiyaç, işte ihtiyaç sahibi insan ne olur? Parayı ister yani. O lüzum geliyor akla. Para lazım ona falan. İhtiyaç sahibi ise para lazım mesela. فَاِنَّهُ لَفْضٌ مُرَكَّبٌ كِنَاتٌ عَنِ الطَّلَبِ وَلَمْ يُوضَعْ talep, bir parayı isten, para istemeye şey yapılmış. وَلَمْ يُوضَعْ لَهُ حَقِيقَةً, ama ancak ben, abi ben muhtacım diyen bir dilenci, karine ile beraber düşünüyoruz. Normalde ben muhtacım demek doğrudan şu anlama vaz edilmemiş, bana para ver. Değil mi? Böyle bir anlama vaz edilmemiş. Ama dilenci siyakında ilk anlaşılan temel merkezi anlam bu. Ben muhtacım yani bana para ver. Tabi bu bana para ver asıl mecazi anlamı kastetmekle beraber muhtaç olduğunu da efendim söylüyor olamaz mı? Veya gerçekten de muhtaçtır ve bunu da söylüyor yani. Evet. Tabii ki olabilir. Hakiki anlamı engelleyen bir şey yok. Tamam. Tamam. Yani burayı anladık mı? Kinayi mürekkebeyi genel olarak. Bu basit bir örnek. İnni muhtacın. Bir dilenci bunu diyor. Tamam. Bu durum mecaz mürekkebe girmemesi lazım. Çünkü kinayenin hakikati ayrı. Mecaz mürekkebin hakikati ayrı. Mecaz mürekkepte hakiki anlamın engellenmesi lazım. İmkansız veya da çok çok zor olması lazım. Tamam. Hakiki anlamın. Tarifini anladık. Şimdi ikiye ayırıyor. Aynı mecaz müfretteki gibi. Zaten kolay, biraz bu açıdan kolay gidiyor yani. Benziyor. فَاِنْ كَانَتْ عَلَاقَتُهُ الْمُشَابَهَةَ سُمِّيَتْ سُمِّيَ اِسْتِعَارَةً تَمْثِيلِيَّةً İstiare-i temsiliye olur. Ha, şimdi mürekkep lafız vaz edildiği anlamın dışında bir anlamda kuruyorsa gene aynı şeyi diyoruz. Vaz edildiği anlamın dışında ne kadar anlam var Muhammed? Kaç tane anlam var? Vaz edildiği anlamın dışında kaç tane anlam var? Mürekkep bir lafız bir anlama vaz edilmiş. Bunu kabul ettik. Biz dedik ki biz bu lafzı bu anlamda değil de bunun dışında bir anlamda kullanacağız. Karine-i maniye ile beraber falan. Kaç tane anlam olabilir? Evet, kovmuşsun maalesef. Kaç tane anlam olabilir Ömer Faruk? Normalde sonsuz anlam olabilir. Evet, sonsuz anlam olabilir. Çünkü sonsuz anlam kümemiz var diye varsayıyoruz, düşünüyoruz falan. Dolayısıyla hangi anlama gidecek? Bunun için bir alaka lazım. O ya, alaka neden gerekir? Aynı şey yani. Mecaz müfrette biz dedik yani hakiki anlamla mecazi anlam arasında bir alaka olması lazım ki bu nereye gittiğimizi bilelim. Hakiki anlamdan çıktıktan sonra nereye gidiyoruz? Tamam. Mecazi anlama gidiyoruz. Alakatuhu müşabaha sümmiye istiaraten temsiliyeten. Eğer ki hakiki anlam ile, mürekkep lafzın hakiki anlamı ile mecazi anlamı, gittiğimiz ikincil anlamı arasındaki alaka, irtibat, benzerlik üzerine, benzetme üzerine kuruluysa buna istiare-i temsiliye diyoruz. Bunun örneğini inşallah gelecek hafta işleyeceğiz. Sadece istiare-i temsiliye, madem ki buraya kadar geldik, temsiliyenin manasını söyleyelim ve bitirelim burada. Neden buna istiare-i temsiliye diyoruz? Nispeten lit-temsil. Temsil, temsili. Değil mi? Temsiliye. Temsil ne demek? Normalde teşbih demek. Arap dilinde kelime anlamı. Meffeltu, mefele, misalun, mislun, mislun, şibhun demek ya. Temsil, teşbih demek dolayısıyla. Benzetmek demek mutlak olarak. Ancak burada kelime anlamı teşbih, normal teşbihte de teşbih var. Hani hakiki kullanım olarak Zeyd aslan gibidir dediğimiz bir teşbihte. İstiarede de teşbih var. İstiare-i temsiliyede de teşbih var. Tamam. Peki neden buna temsil demişiz de diğerlerine dememişiz? Yani buna niye teşbih anlamına gelen bir lafsız bir kullanmışız yani? Hani sanki teşbih bu falan demişiz. Demek ki bunda özel bir şey var. Yani bu kelime bütün hepsinde var ama buna has kılmışız. Temsili, teşbihi, bu tür mecaza has kılmışız. Çünkü en kompleks, en önemli mecazlar burada oluyor işte.
Yani belagatçıların, üstadların, dil üstadlarının at koşturdukları saha istiarelerde burası oluyor. İnceliklerin, üstünlüğün yani edebi üstünlüğün ortaya çıkacağı en önemli istiareler bu tür mürekkep lafızlardaki istiarelerde gerçekleşiyor. Kompleks sahneler, sahneyi sahneye benzetiyoruz. Artık iki tane bağımsız şey değil de, iki tane müfret şeyleri değil de ben öyle tabir ediyorum. Zaten buna yakın bir şey var onlarda. Sura kelimesini kullanıyorlar kitaplarda. As-sura yani sahne. Bir olay sahnesini başka bir olay sahnesine benzetiyoruz. Biz daha önce Esed'i insana aslana benzettik falan. Çok basit bir şey değil mi? Yani özellikle siz gına geldiniz yani bu örnekten. Ama onların da ayrıntıları var. Ben şebehdin tarafları falan biraz bir bütünlük olsa da biraz çeşitlendirdiğin zaman orada da bir incelikler çıkıyor ortaya. Bakma o kadar basit değil müfretlerin teşbihi de ama tabii ki sahnelerin birbirine teşbihi efendim ayrı bir zevk, ayrı bir kompleks bir şey. Yani belagat üstadlarının bizatihi belagat, beli kelamı ortaya koyan insanların, belilerin, beli insanların at koşturduğu yer bu istiare-i temsiliye. Orada maharetlerini göstermeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu teşbih ve temsil ismine en layık olan istiare. Yani hepsinde teşbih olmasına rağmen üç türde bu daha layık. Çünkü asıl mesele burada. Çok güzel bir not yani şarihler falan buna dikkat çekiyor. Şeyin sebebi bu dedik. Bunun anlamını da temsilin anlamında tarifini de biraz daha gelecek hafta yapacağız inşallah. Burada bitiriyorum. Yani istiare-i temsilin tarifini yapmaya çalışacağız. Anlamını. Sonra bu sahneler arası teşbih nasıl oluyor? Örneklerimizle beraber ilerleyeceğiz inşallah. Var mı bir soracağınız bir şey? Diyeceğiniz bir şey veya bir öneriniz, teklifiniz? Yoksa ders. Şey diyeyim. Evet. Kısa bir süre kalabilir. Belki şey yapabiliriz. Aa doğru aslında. Ben onu bugün yapamadım yani biraz. Sen bize şey yapabilirsin. Son evet. Haftaya mesela birkaç böyle cümle deriz. Biz orada ne mecaz var biz çıkarmaya çalışacağız. Doğru valla olabilir. Ben çıkarım. Tabii size kitaplardan çok güzel örnekler var. Ben çıkarım. Şiir olabilir, nazım, nesir olabilir, atasözleri olabilir. Yani buradaki mecazları çıkarın. Tabii. Onu yapalım. Son hafta için bunu yapalım. Güzel. Belki ders bir şey az bir şey kalırsa son haftaya yani üçüncü haftaya, iki hafta sonrasına biraz dersi işleriz. Bir 20 dakika mesela belki bitiririz. Sonra bunları yaparız. Bu sizde daha önce vereyim belki örnekleri. Siz şey yaparsınız. Onları da derste tartışırız yani. Güzel. Yani inşallah aklımda olsun. Gene bana hatırlatırsınız gelecek hafta. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve cezakumullahu hayran kethira.